Bana bak. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Boşuna uğraşıyorsun. Ne yapmaya çalışıyormuşum? Tuğçe ile kanka olacaksın, beni kötüleyeceksin değil mi? Böyle kadın dayanışması falan filan. Aa, sen Tuğçe Hanım'la baya baya senin hakkında konuştuğumuzu sanıyorsun öyle mi? Kıyamam, yazık. Yok, Rüzgar'ın reisi geçmedi aramızda. Ne konuştunuz o zaman? Seni ilgilendirmeyen şeyler konuştuk Rüzgar. Oldu mu? Tuğçe'nin masasına kondun, şimdi odasına konacaksın. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Rüzgar. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tuğçe'nin bir yazı yazacaktı, ona yardımcı oluyordum. Okey? Okey. Tuğçe gibi giyinmeler, Tuğçe gibi okey. Ya kızım bir şey diyeceğim bak, gerçekten kendini rezil ediyorsun. Komik duruma düşüyorsun ya. Gerçekten bak. Yapma. Sen beni düşünüyorsun. Düşünme Rüzgar. Gerek yok. Düşünme sen beni. Ada. Rüzgar. Bana bak. Hı, baktım. entegrasyon için deneme çekimleri. Teşekkürler. Adayı görmüşken vereyim dedim. İyi yapmışsın. Gerisi bende. Okey, anlaştık. Ben çalışanlarıma değer veririm Ada. Bu değerin karşılığını da çalışma olarak almak isterim. Tamam mı? Haklısınız Bora Bey, özür dilerim. Şey, Tuğçe Hanım'ın acilen çıkması gerekince ben de yazıyı... Bir iş yapacaksan ilk önce benden izin alacaksın. Haklısınız efendim, doğru. Çok haklısınız. İş yerinde böyle şeylere taviz gösteremem Ada. Hele ki kaos yaratacak şeylere asla. Bora Bey, siz yanlış anladınız. Rüzgar, yani Rüzgar Bey bana dosyayı getirdi. Ben onu... Arabada bekliyorum. Hadi Ada. Ada. Rüzgar Bey. Konuşalım mı? Bora Bey'den randevu mu isteyeceksiniz? Ajanınız daha belli olmalı. Belki bir saat sonra. Dün gece olanlar hakkında bir şey demeyecek misin? Tebrikler Rüzgar Bey. Çok tebrikler. Kızmayacak mısın? Yani bu kadar mı? Hala evli olduğumuza göre sizin evlenmeniz imkansız. Tuğçe Hanım razı mı? Ada bak, biz seninle hiçbir zaman gerçekten evli değildik. Zaten bitecek. Tamam. Okey. Problem yok o zaman. Tekrar tebrikler. Bu arada... adettendir. Evli çiftlere tavsiyeler verilir. Benim de size ufak bir tavsiyem var. Ne demek bu? Hı? Ada. Odama. Hemen. Tamam. Dosya vardı. Onu alayım geleyim. Alayım geleyim ben. Bora Bey, bugün tam 4 influencer'la toplantınız var. Hepsi öğleden sonra. Aralarına da birer saatlik boşluklar koydum. İyi yapmışsın. Bir de ben direksiyon dersleri almaya başlıyorum. Neden? Ya baktım, ben sadece kendi arabamı kullanabiliyorum. Sizinkini kullanamıyorum mesela.
daha iyi bir şoför olmak için ders almaya başlayayım dedim. Sizi de böyle oradan oraya artık rahat rahat götürüp getirebileceğim. Gerek yok. Neye gerek yok? Arabamı kullanmana. Ben kullanıyorum arabayı. Gerek yok, sağ ol. Ama siz İstanbul trafiğinden nefret edersiniz Bora Bey. Yok yok, siz merak etmeyin, ben 3-4 dersi hallederim. Bendesiniz siz, bende o iş, merak etmeyin. Bir de şu sabah 8'de gelme meselesini de düşündüm. Ben sabahları 7'de geleyim, siz uyanana kadar sizi bekleyeyim. Gelme Ada. Tamam, gelme. Anlamadım. Bundan sonra eve gelmene gerek yok diyorum. Anladın mı? Güzel. Ama Bora Bey, enerji içeceğiniz, endeksler, ajanda, trafik... Hanife hazırlıyor sağ olsun benim enerji içeceğimi. Endekslere ve ajandayı da ofise geldiğimizde bakarız. Arabayı da ben kullanıyorum, yani senin yapacak bir işin kalmıyor. Tamam mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi bana kahvemi getirir misin Ada? Hadi. Bora Bey, siz benden memnun değil misiniz? Alakası yok. Hadi sen benim kahvemi getir. Hadi. Neden işim yapmama izin vermiyorsunuz o zaman? Ofiste, şirkette daha verimli, işinde gücünde daha verimli olasın diye. Ada, tamam mı? Hadi benim kahvemi getir Ada. Hadi, hadi. Bir şey olmuş Bora Bey, belli yani. Ben istemeden bir şey yapmışım ve sizi kızdırmışım. Benden memnun değilsiniz şu an. İşim yapmama izin vermiyorsunuz, evde azarlıyorsunuz. Ben ne yaptım size? Yani hatamı söyleyeyim, ben düzelteyim. Sana ofiste böyle şeylere tahammülüm olmadığını söylemiştim Ada. Nasıl şeylere? İki oldu bu, iki. Ne konuşuyordunuz Rüzgar'la? Söyle, Rüzgar'la ne konuşuyordunuz? Söyle. Bu mu yani? Evet. Sözlendikleri için neydi istediklerini sordun. Öyle mi Ada? Öyle. Yani Tuğçe Hanım benim için çok önemli bir insan. Ona sürpriz yapmak istedim. Tuğçe Hanım'a da soramayacağım için Rüzgar Bey'e sordum. Sen Tuğçe Hanım'ı çok seviyorsun yani Ada. Seviyorum tabii. Bayılıyorum ben ona. Gördük Ada, gördük. Gördük. Kelimenin tam anlamıyla bayıldığını Rüzgar'ın evlenme teklifinden sonra gördük. Ama Bora Bey, açlıktan da söyledim size o gün. Evet, evet Ada, söyledin. Söyledin, bana söyledin. Bora Bey dedin, bunlar biraz hızlı gitmiyorlar mı dedin. Bora Bey dedin, bir şey yapmasak mı acaba dedin, bir şey söylemesek mi acaba dedin. Dedin Ada, dedin. Yani onların evlenecek olmalarına pek seviniyormuş gibi durmuyordu. Söyledim, söyledim evet yani. Söylemiş olabilirim, evet şu an çok şey yapamadım ama... kan şekeri. Benim kan şekerim düştü, indi, çıktı, koştu, gitti derken hipoglisemi geçirdim. Başına gelmeyen bilemez, çok kötü bir şey. Anladım. Yok. Ada, anladım. Ama bana asıl tuhaf gelen ne biliyor musun? Asistanımın kendi işi dışında her şeyin içinde olması. Bu dosya benim için mi? Alayım. Tuğçe, sizin ne işiniz var burada? Bora Bey, sizi bir dolandırıcının elinden kurtarmaya geldik. Neden bahsediyorsun o da dolandırıcı derken? Ne oluyor? Bora kim bunlar? Ne oluyor burada? Seni konuşma, konuş be. Postiş mi?
Kime kuyruğu ey, taktın? Allah kahretmesin seni, pis. Ver şu elini bakayım. Ver tırnağına bakayım. Tırnaklar, protez tırnak. Vasat. Ay, kalk, kakaya. Bak bakayım bana. Burun. Burun yapılı. Evet, hokka gibi olmuş ama. Dön bana bakayım. Bakayım. Çene törpülenmiş. Yanaklar, bir şektomi. Gözler. Aa, gözler lens. Lens mi gözler? Ay, sen eğil bakayım şöyle. Eğil, 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 eğil. Tutun. Ne? Korse mi? Nefes alıyor olması bir mucize şu an. Yaşıyor musun? Mosmor olacaksın. Nefes al. Kalk. Evet Bora Bey. Hı. Şunu üzülerek söylemek istiyorum ki yaptığımız tetkikler sonucunda bu hanımefendi de hiçbir parça orijinal değil. Yani orijinal parçaya rastlayamadık. Siz rastladınız mı? Sıfır parça. Kendisi estetik cerrahlar, diş hekimleri ve diyetisyenler tarafından modifiye edilmiş durumda. Ama ben buradayım Bora Bey. Hiç merak etmeyin. Sizi korumak, sahtekarların elinden kurtarmak için buradayım ben. Görevim gereği yani. Başka bir şeyden değil. Bunun ne işi var burada ya? Aa, Rüzgar. Vallahi gelmiş. Şimdi bırak be ki kurtulamadım resmen adamdan. Yok yok. Bence iyi oldu. Bence iyi oldu. Bir taşla üç kuş. Hem Bora Bey'le yakınlaşacaksınız. Hem Fulya'ya tekmeyi basacaksınız. Hem de şu Rüzgar'la olan evlilik muhabbetini tamamen bitireceksiniz. Yani bir taşla kuş katliamı. O zaman o masaya biz de gidiyoruz. Hadi ada. Hadi. Şuraya mı otursak acaba? Aba Bora Beyciğim. Ada bak kimler varmış burada. Ne şurada bu demek? Ada. Tuğçe. Siz. Siz niye buradasınız Tuğçe? Baş başa yemek yiyecektik güya. Ne oldu, rahatsız mı oldunuz? Yo, yanlış anlama tatlım. Böyle kalabalık masa daha güzel, daha eğlenceli. Değil mi? Ne oldu, siz Bora'yla özel bir şey mi konuşacaktınız? Ne özeli canım? Herkesin bildiği şeyler. Yo, ben bilmiyorum. Ne onlar? Efendim? Fulya Hanım. Benim, siz kimsiniz? Adımı ne yapacaksın gülüm? Bir hayranınız işte. Terbiyesiz. Alo. Fulya Hanım'ın telefon rehberi bayağı kalabalık sanırım. Arayana arayana. Hayır, numaramı nereden buldunuz? Normal. Fulya çok zeki ve başarılı bir kadındır. Çok normal. Ya üstüme iyilik sağlık. Bu nasıl bir sapıklık? Normal yani. Hı hı. Okey. Sizin için normalse okey. Bana bak. Sen niye takıldın buna bu kadar? Takılmadım Bora Bey. Yani söyledim sadece. Güzel. Takılma. Bundan sonra Fulya ismini sık sık duyacaksın çünkü. Alo. Kendisiyle ilişkimi ciddileştirmeye karar verdim de. Terbiyesiz. Manyak mı? Ne ya? Ne oluyor bu telefonu? Bugün anlamadım ki. Demek sen Bora'nın sekreterisin öyle mi? Kişisel asistan. Eskiden sekreter derlerdi. Ne kadar eskiden? O kadar yaşlı göstermiyorsunuz. Gerdirdiniz mi? Hayır tatlım. Gergin olan ben değilim, sensin şu an. Ve ben de bunun nedenini merak ediyorum. Bana bir daha tatlım derse buradan oraya uçarım. Evet. Hanımlar. Ada, Tuğçe, Fulya.
Bu havada bir denesen soğuk havanın sebebi ne acaba? Öğrenebilir miyim artık ben bunu? Hiç soğuk bir rüzgar falan yok canım ya. Bu erkekler de hiç anlamıyorlar gerçekten. Pardon. Bizim anlamadığımız şey neymiş acaba? Biz sohbet ediyoruz şu anda. Sen onu anlamıyorsun. Ben hemen göstereyim sana bir sohbet örneği. Fulya Hanımcığım, ne iş yapıyorsunuz? Ben yaşam koçuyum. Aynı zamanda diyetisyenim. Danışanlarım arasında sizlerin de yakından tanıdığı sanat ve iş dünyasından insanlar var. Bu susmayan telefonlarınızın sebebi de bu olsa gerek. Ne oldu tatlım? Rahatsız mı oldun? Ne? Yapma. Bana bakar mısın? Hı. Biz biraz konuşalım mı, ister misin? İstersin bence. Tamam. İzninizle ben 5 dakika Ada'ya bir şeyler soracağım iş hakkında. Geliyoruz. Ada, hadi. Buyur. Buyurun. Adacığım hadi. Hadi buyur. Ada. Hadi dedim. Tamam. Lütfen. Geliyoruz hemen. 5 dakika Rüzgar, ben sana bir şey soracağım. Tabii. Bugünkü o şeyle ilgili o fotoğraf vardı bir tane. Şeyde kullanacaktık hani dergide. Senin ne işin var burada? Beni takip mi ediyorsun? Aa, hayır canım, ne münasebet. Ben sürekli buraya et yemeye gelirim. Sen? Evet. Buraya et yemeye mi geliyorsun sürekli? Var. Evet, dinliyorum. Evet derken? Ada, masada neler oluyor? Ben pek anlayamadım da. İçimden bir ses senin bana anlatacağını söylüyor. Anlatacak bir şey yok ki Bora Bey. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne gibi? Ada, kızmaya başlıyorum ama bak bana nasıl yani ne gibi demeyi bırak ve anlat hadi. Hadi. Yani şey Bora Bey, biz acıktık. Evet. Tuğçe Hanım'la yemeğe geldik buraya. Allah Allah. Rüzgar buraya geliyor, benim olduğum restorana. Tesadüf. Siz Tuğçe ile şirketten çıkıyorsunuz, karnınız acıkıyor, bir restorana gidelim diyorsunuz. Benim Fulya ile olduğum restorana geliyorsunuz, tesadüf. Ve sen benim bütün bunlara inanmamı bekliyorsun. Öyle mi? Bu mu? Bora Bey, dönsek mi? Çok ayıp oluyor masadakilere. Siz bana yine kızıyorsunuz. Tamam. Ada. Tamam, dönelim hadi. Hadi Ada. Ben de sana kızmak istemiyorum ama. Evet, yemeklerimizi de yediğimize göre tatlı pastasına geçebiliriz değil mi? Evet, biz bir tatlı menüsü alabilir miyiz? Tabii efendim. Çok acilinden. Sağ olun, sağ olun. Tatlı yiyip tatlı konuşalım. Evet, nerede? Hah, ver. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben halledeceğim. Adacığım, buyur. Tuğçe'cim, buyurun. Fulya Hanım, buyurun. Rüzgar Bey, buyurun efendim. Evet, Fulya. San Sebastian Cheesecake. Çok güzel. San Sebastian Cheesecake. Tavsiye eder misiniz Fulya Hanım? Ben de yiyeyim mi? Bilmem. Senin damak tadını bilmiyorum ki. Ben sizin damak tadınızı çok iyi biliyorum ama. Ada. Sen ne istersin? Sen ne arzu edersin? Söyle bakalım. Ben? Ben ev yapımı çikolatalı sufle arzu ederim. Çok güzel. Evde sen çok daha güzelini yapıyorsundur. Sen de tam domestik bir ev kadını tipi var. Zorla çalışma hayatına iliştirilmiş gibi. Zaten başka da bir şey yapamazsın. Hoppa. Ada. Adacığım. Ada diyorum. Bana bak. Ada. Ben de kal, tamam mı? Sakın. Ada sakın. Ada. Şimdi ben size beynini patlatmaz mıyım? Ada, ben özür dilerim, seni dinlemeliydim. O yazı senin de ben
Ben sonradan hatırladım, sana güvenmeliydim. Yok, 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 yok. Sorun değil Bora Bey, yarın konuşalım mı? Hayır, yarın konuşmayacağız. Ben dürüstlüğü öğren verirken nasıl fark edemedim ben? Hadi ben çok özür dilerim. Gerçekten önemli değil. Yarın konuşsak. Hadi, sana bir tavsiye. İyi bir yazı yazmak kadar yazdığına sahip çıkmak da önemli. Arkasında durmak. Annene, babana ve seninle teşekkür konuşması yapmak için. Hatta sen dediğinde haklıydın. Hayallerine sahip çıkmak. Hayallerine sahip çıkmak gerekir. Çünkü o zaman hayaller gerçek olur. En olmayacak hayaller bile. En olmayacak hayaller bile gerçek olur adı. Oh be! Gerçekten açıldım. Ada, yiyecek bir şeyler var mı? Ada? Bora Bey. Ne var Ada? Ne var? Ne var? Bora Bey, siz yanlış anladınız. Bayağı bir yanlış anladınız. Yani bir şey söylemiyorsunuz ama yüzünüzden belli. Ben neyi yanlış anladım Ada? Sen benim yüzümden ne okudun mesela, ha? Rüzgarın ve... Ha sen onu diyorsun. Yok. Yok, onda yanlış anlaşılacak bir şey yok. Yok yani Rüzgar'ın senin evinde bornozlu olması, sana yiyecek bir şeyler var mı diye sormasının nesi yanlış? Yani bunda yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Bu ne gibi bir şey biliyor musun? Senin benim ve Meşat kapı gelip Tuğçe'yi bornozla görmen gibi bir şey. Ne anlarsın bundan? Yani buradan ne anlarız biz? Bundan Tuğçe'nin duştan çıktığını anlarız. Başka bir şey anlayamayız. Yani bundan başka yanlış anlaşılacak bir şey yok. Burada bir yanlış var. O da benim. Tek yanlış benim. Bora doğru söz. Tek yanlış benim. İyi geceler. Ada Hanım. Yarın şirkette görüşürüz. Deli misin sen? Allah! Bora Bey, kaç paraydı? 40 lira. 40. Bora Bey, 40 TL'niz var mı acaba? Ada, çok saçma diyeceğim ama seninle beraber olmak, baş başa olmak, yan yana olmak... ...zaten saçmalığın içinde olmak demek. Onda, o yüzden ağzımı açmıyorum, susuyorum. Tabii, pizzası olmasın. Alayım ben 40 lira alayım. Al. Var mı 10 liran? Abla, hiç bozum yok. Allah Allah! Bozuğun yok. Fenasın. Kaptın bahşişi. Teşekkür ederim. Bırak pizzayı. Devam et. Yürü. Oh. Ada. Geldim, ben geldim. Ne yapıyorsun sen? İner misin arabadan? İn arabadan. Bora Bey, kendimi anlatmama izin vermiyorsunuz. İzin verene kadar da ben buradayım. İzin vermedim değil Ada. Öyle bir talebim yok. Tamam mı? Anlatmanı istemiyorum. İn arabadan. Yanlış anladınız beni. Az önce de geldiniz, evime özür dilediniz. Neden? Çünkü ortada bir yanlış anlaşılma vardı. Tekrar bir yanlış anlaşılma olmasın diye, benden tekrar özür dilemek zorunda kalmayın diye... ...şu an beni dinlemelisiniz. Ada! Lütfen!
emniyet kemerini bağla hadi. Üf. Soğutmadan yiyelim. Ayran. Peçete. Bardak. Aa! Bardak yok. Ay. Eve sipariş ya. Bardak koymamışlar. Neyse bir şey olmaz. Kafamıza dikeriz. Ağzıma iğrenmez sizi, ben ağzıma diksem. Ada, askerdeyken yılan bile yedim ben. Merak etme. Ayrıntı vermenize gerek yoktu Bora Bey. İğrenmem demeniz yeterliydi. Siz dikin. Evet Ada. Bak benim fazla vaktim yok, tamam mı? Ne söyleyeceksen söyle, ben gideceğim. Hadi. Ha. Şöyle oldu Bora Bey. Şimdi Tuğçe Hanım'la Rüzgar Bey'in arası biraz limoni galiba. Hmm. Biz de Tuğçe Hanım'la çok yakınız. Tabii. Tabii tabii, siz Tuğçe Hanım'la çok yakınsınız. Yani yakındınız ta ki şu yazı meselesine kadar. Değil mi? Bizimkisi fırtınalı bir aşk hikayesi. Bora Bey şöyle oldu. Hı, nasıl oldu? Rüzgar bir içmiş. Bir içmiş, ayakta duramıyor Bora Bey. Yani o kadar içmiş ki Ali Bey gibi. Aşk işte. Yaptırıyor. Anlamadım, ne yaptırıyor? Neyi yaptırıyor aşk? Sapıttırıyor. Deli divane ediyor. Dertleşecek insan aratıyor. Ali Bey nasıl otobüs durağındaydı? Nasıl topladık oralarda? Hatırlayın, hatırlayın Bora Bey. Yani şimdi bu Rüzgar senin evine dertleşmeye geldi. Öyle mi? Bu mudur? Tam olarak budur Bora Bey, evet. Peki Ada, Rüzgar senin evini nereden biliyor? Ha? Şey, konum attım. Konum attım, geldim. Ay Bora Bey, duşa zor soktum dedim. Gir banyoyu, bir kendine gel dedim. Böyle olmaz dedim yani. Çok üzüldüm. Ada, bıyığın var. Bıyık var. Bıyığın var. Bıyığın mı var? Hmm. Bora Bey çok ayıp ama ya. Bir kadına bıyığın var denir mi Bora Bey? Çok utanıyorum şu an ben. İş yoğunluğundan kuaföre gidememiş olabilirim. Teyzeme al demişimdir, almamış olabilirim. Ada, lanet demiştim. Ada. Çok mu konuşuyorsun sen? Ha? Çok mu konuşuyorsun? Hayran bıyığın var demek istedim. Ha. Ya. Öyle yani Bora Bey. Rüzgar da şirkette beni sürekli sıkıştırdı. Konuştuğumu Tuğçe ile hallet Ada, lütfen Ada, yalvarırım Ada. Bir tek bizi barıştırırsan sen barıştırırsın Ada deyip durdu. Garip. Çok garip. Ne? Ne garip ne? Garip olan ne? Yani şimdi bu Rüzgar sürekli senin peşinden koşuyor şirkette. Masana geliyor. Fısır fısır konuşuyorsunuz. Sebebi Tuğçe. Öyle mi? Bu mu? Bu. Kesinlikle bu. Başka ne olabilir? Yani garip görününün farkındayım ama bu. Şaplatma ağzını Ada. Yapma. Ama böyle daha lezzetli. Zeytin var mı bunun içinde? Ha, yok. Domates peyniri bu. Ha. Zeytinsiz. Niye Bora Bey? Zeytin sevmez misiniz? Sevmem. Aa. Nefret ederim. Bora Bey, zeytin sevilmez mi? Bora Bey. Ne? Ben çok teşekkür ederim. Ne için? Yazının benim olduğunu anlayıp ta evime kadar geldiğiniz için. Ben bir hata yaptım Ada. Ve bu hatayı düzeltmek için elimden ne gelirse yaparım. Kocunmam. Nasıl anladınız peki? Yazının benim olduğunu yani. Bununla. Ne bu? Bir saniye bakabilir miyim? Buyurun, lütfen. Derdini de bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Bora Bey,
Siz bunu çöpe atmamış mıydınız? Sonradan alıp okudunuz mu yani? Ben umurunuzda bile olmamıştır sanıyordum. Bu yazının... Bu sizin yazıların altındaki isimleri bir an önce değiştirtelim. Okuyucularımıza da bir özür yazısı çıkalım derhal, tamam mı? Sen yarın söylersin, halledersiniz. Yok. Yok, öyle bir şey yapmayalım. Neden? Hani şirketin prestiji için iyi olmaz. Sonra arkamızdan konuşurlar derler. Bir yazıyı bile doğru düzgün çıkaramamışlar. Bu nasıl şirket ya? Şirketimize zeval gelmesin. Canım şirketim. Eyvallah da. Eyvallah. Bak şimdi, şu ayağını böyle bir dola. Bunu. Aynen. Dola, 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 dola. Evet. Evet, evet. Hocam, bu çok insan için yapılacak bir hareket değilmiş gibi sanki. Senin hocanın... Aşkta ve tutkuda ayıp yoktur Ada. Bunu sakın unutma. Bora! Ya bir şey diyeyim ya, adada çok büyük marifetler varmış. Bak biraz daha geç gelseydin kaçırıyordun gerçekten. Doğuştan yetenekli. Ay ne marifeti ya? Yarım saattir bir hareket öğrenemedi. Madem öyle bir marifet değilse... sen de bana öğretsene. Neyi öğreteyim? Tango öğretsene bana. Hadi. Yeter ki sen iste. Senyor. Senyorita bonita. Şöyle geçelim seninle beraber, gel. Ne yapıyoruz şimdi? Ne kadar esneksin. Daha önce dans etmemiş olamazsın. Sen tam bir tango kadınısın. Esneyim değil mi? Esneyimdir ben, evet. Şimdi ben bu elimi sırtına mı koyuyorum senin? Sırtına koyuyorum değil mi? Evet, sırtıma koyacaksın. Ha. Böyle ki ben hissedebileyim hareketi. Tabii, tabii. Şimdi temel adımlarla başlayalım. Sen benim adımlarımı takip et. Tabii, tamam, tabii. Temelden başlamak önemli. Temelden başlayalım biz. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi sağ geri yaptık. Şöyle benim adımlarımı takip et. Oluyor değil mi? Ben yapabiliyorum. Evet. Kendini bana bırak. Hayalinin gerçekleşmesine izin ver. Tuğçe, biz ne yapalım biliyor musun? Biz biraz daha tenalara gidelim ha? Biz biraz bu kalabalıktan sıyrılalım, biz baş başa bir dans edelim seninle ha? Olur mu? İster misin? Bora, ben senin bu kadar hevesli olduğunu bilseydim onca yıldır öğretirdim. Ben çok hevesliyim. Ben dans için doğmuşum Tuğçe. Gel bakayım. Gel, 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 gel. Bravo, bravo, müzik gitti. Ne yapalım biliyor musunuz? Artık yorulanlar, yorulanlar biraz dinlensinler. Hocam siz müziği halledin. Siz müziği halledin. Yorulanlar biraz dinlensinler, biz devam edelim. Yo, yorulmadık hocam. Yorulduk mu? Hayır. Ben de yorulmadım. O zaman dans, dans, dans. Devam. Baracığım, biz yorulduk mu? Asla yorulmadık. Asla yorulmadık. O zaman dans, dans, dans ve ben artık şu basit hareketlere geçmek istiyorum. Ben biraz daha ileri seviyelere gitmek istiyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Ben tangonun derinliklerine inmek istiyorum Tuğçe. Anladın mı beni? O zaman tangonun ruhunu hissetmek istiyorsan yakınlaşacağız. Tabii, tabii, yakınlaşalım, yakınlaşalım. Ne yapıyoruz şimdi? Senin özel bir hareketin var mı göstereceğin? Biz de yakın duralım. Şöyle. Şimdi şu hareket var mesela. Ay! Ayağım! İyi misin? Sen nasıl bir hocasın? Bu nasıl bir dansçılık? Ayağımı kırdın. Benim ayağım şu an kırıldı. Of, bak şu sekreterine ya. Tamam, tamam, tamam. Hocam, sizi şöyle alalım, şu müziği bir kapatın. Ben halledeceğim. Ayağım kırıldı şu an. Ada, bak. İyi bir yazar olmanın tek yolu insanları ve hikayelerini iyi görmektir. Sen zaten iyisin. Yani sen çok iyisin. Eminim ileride iyi bir yazar olacaksın. Ama ilk önce gözlem, gözlemle gözlem. Tamam mı? Anlaştık mı? Anladım Murat'a. Bak. Şu gitar çalan çocuğa bak. Yalnızım ve gitarımı aşırım anılarında. Ama hedef kim? Hedef güzel kız. Ya. Şurada yerde yatan siyahlı çocuğu görüyor musun? Gökyüzüne bakın. Hadi onu sen söyle. O da umurumda değilsiniz. Ben gizemli ve derinim havalarında. Aynen öyle. Peki yanında kitap okuyan, kırmızı mı? O da enterlikten yürüyor işte. Aynen öyle. Bak, bak güzel kıza bak. Ortamın ilgi odağı olmanın keyfini yaşıyor. Sözsüz ve bin yıldır oynanan bir oyun. Hadi o zaman. Nereye?
Takılmaca. Takılmaca? Evet. Hadi gel. Hadi. Aa, gidiyor vallahi. Nereye? Orayı. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Rica etsem çalabilir miyim? Çalmasını biliyor musun? Biliyorum ama senin kadar iyi değilim. Eyvallah, sağ ol. Hadi. Anlatamadım hislerimi. Çabucak biten özlemimi. Yanımdayken her şey yolunda. Ama bir boşluk var galiba. Ama bir boşluk var galiba. Bitmez tükenmez sandığım giden bir yolun sonunda. Olmazı olmaz yaptığım barındığım bu hikaye. Bitmez tükenmez sandığım giden bir yolun sonunda. Olmazı olmaz yaptığım barındığım bu hikaye. Söyleyemedim sözlerimi. Aklımdan geçen düşlerimi. Yanımdayken her şey yolunda. Ama bir boşluk var galiba. Ama bir boşluk var galiba. Bitmez tükenmez sandığım giden bir yolun sonunda. Olmazı olmaz yaptığım barındığım bu hikaye. Bitmez tükenmez sandığım giden bir yolun sonunda. Olmazı olmaz yaptığım barındığım bu hikaye. Bu hikaye. Bu hikaye. Süpersin abi. Eyvallah. Sağ ol. Rica ederim. Çok güzel çalıyorsunuz. Ben de gitar öğrenmeyi çok istiyorum. Bir yerde ders falan veriyor musunuz acaba? Ben vereyim. Dersini. İster misin? Şöyle. Ben sana bir ders vereyim. Evet. Ada. Ada hayır. Ada. Ver lan şunu. Ver. Ada. Ada diyorum. Ada yapma. Bak bu ne? Ne bak bu gitar. Bu da senin taş kafan. Geçireyim mi kafana? İster misin? Çarpayım mı sana? Ben de güzel çalıyorum. Dinlemek ister misin? Efendim hocam. Evet hocam geldik biz bahçedeyiz. Geldik biz. Küçük hanfi. Tamam. Küçük hanfi. Tamam hocam. Tamam. O zaman biz geliyoruz. Tamam hocam hoşça kalın orada görüşürüz. Görüşürüz sağ olun. Ne oldu abi? Ne oluyor? İçim ağrıyor. Sen küçük hanımefendinin yerini biliyor musun? Bilmiyorum. Ada. Biliyorum. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Ha, gelin. Cici kızlar gelin. Gelin. Ne yaptınız? İkna edemediniz değil mi? Ben zaten yapamayacağınızdan emindim. Ama olsun. Bravo. Bravo size. Bravo. Bu sefer yanıldınız Bora Bey. Bu sefer gerçekten yanıldınız. Sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Gerçi gerek var mı bilmiyorum. Onu tüm Türkiye tanıyor çünkü. Neyse daha fazla uzatmayacağım. İşte karşınızda Kuzeybatı.
Bu, bu muymuş? hoş geldiniz. Selam. Bora Bey, biz de böyle Netin. Ben Bora Doğru Söz. Biz de böyle Netin sahibi. Whatever bro ya, kasmayalım anladık yani. Sen onu bunu bırak da. Şu iki kız var ya. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Bak, şahaneler. Gözün gibi bak bunlara. Tabii, tabii. Biz çok iyi anlaştık da ondan öyle şey yapıyor. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapalım? Bir çay kahve ısmarlayalım sizi. Okey. Sonra geçelim stüdyomuza. Okey, okey. Yapalım röportajımızı. No problem. Tabii, tabii yapalım. O zaman aldım sizi böyle. Sen beni aşağıda bekle. Buradan mı? Ha, buradan, buradan tabii. Hadi geliyor musun? Geleceğim. Geleceğim ben, geleceğim. Stüdyodayız. Geleceğim ben. Oraya uçarak geleceğim ben. Gevşek. Kuzey Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. İlk sorumuz biraz klasik. Klasik bir soruyla başlamak istedim. Okey. O zaman soralım. Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Hayatınıza ne zaman girdi? Müziğin mi hayatının bundan haberi var mı acaba? Müzikle tanışmam. Ya bunu aslında müzik hayatıma girdi diyemem. Neden diyeceksin? Çünkü çünkü müzik hep hayatımdaydı. Wow. Yani ben doğduğumdan beri müzikleydim. Bak şimdi ne diyecek biliyor musun? 5 yaşındayken annemin saçlarını mikrofon yapardım diyecek Pakistan. Bak gör, dinle. Mesela bak, 5 yaşında falanım. Evde böyle süpürge var, gitar yapıp çalıyorum falan, koşturuyorum ortalıkta falan. Ya inanılmaz. Bir de süpürge var. Bir süpürge var. Mesela babamın bana aldığı ilk mandolin. Aa. Ah şu mandolin bir yasaklansa. Tuğçe sen şu binayı gördün mü terazı bak çok gördüm uzun. Evet çok uzun evet evet gördüm. Bora Bey bir şey mi dediniz? Titriyorum heyecandan. Bak etkilendi. Etkilenmiş. Çok etkilendim. Biz devam edelim. Adacığım sen devam et röportaja. Tabii. Tabii. Evet, ikinci sorumu da sorayım. Sor bakalım. Neden Kuzeybatı? Neden Güneydoğu değil? O yöne doğru. Yapmışlar. Terası. Terası diyorum. Terası. Doğu tepesine doğru yapmışlar. Evet. Yok, cevap vereyim. Ha. Bizde böyle .net çünkü. Şimdi de geldik son sorumuza. Aa, nasıl şarkı söylemeyecek miyim? Yok. Şey yapar, sonra şey yaparsınız. Okey. Soru şu. İleride kendinizi nerede görüyorsunuz? Wow. Helal. İleride kendimi nerede görüyorum? İstersen buna burada cevap vermeyeyim. Hadi ver bakayım. Bir cevabını ver bakayım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Ne demek ya? Ne zaman istersen. Bir alo yeter. Evet arkadaşlar. Siz de benim gibi Kuzey'in sohbetine doyamadınız değil mi? Ama merak etmeyin. Söz verdi. Arayın gelirim dedi. Kesinlikle. Bir telefonun yeter tatlı kız. Tatlı yiyelim mi beraber odamda? İster misin? Şurada hemen. Gel beraber gidelim bir gezelim oraları. İster misin? Aa yiyelim. Yer miyiz? Gel yeriz yeriz. Teşekkürler. Teşekkürler. Kestik. Evet kestik arkadaşlar. Evet. Nasıl? İstediğin gibi oldu mu? Harika. Harika oldu. Çok iyi oldu. Bora Bey sizce nasıldı? Titriyorum. Heyecandan titriyorum. Çok etkilendim. Yalnız süpürgeyi gitar yaptığınız yer vardı ya. Müthiştiniz. Bravo. Eyvallah. Bravo. Eyvallah. Bravo. Ya bak bir şey söyleyeceğim burada hepinize. Bu rap yayınlansın. Bir saat içinde 1 milyon tık garanti ediyorum. 1 milyon? Bir saat içinde. Yani çok, çok klişe çünkü benim çok alıştığım şeyler. İnşallah. Ha unutmadan bir şey söyleyeyim. Biz bugün böyle dostlarla küçük bir toplaşma yapacağız. Böyle mini bir parti, takılmaca falan. Bir şey yoksa gelsene sen de. Takılırız. Takılmaca. Aa, takılmaca. Wow, parti. Wow, en sevdiğim. That's what's up, süper. Seve seve. Ya arkadaşlar size de gelin diyeceğim ama yani böyle çok küçük bir kadro toplaşıyoruz. O yüzden ama söz konserlerimden birine hepinizi misafir ediyorum. O zaman ben kaçar. Çok memnun oldum. Ben aynısını söyleyemeyeceğim. Ben gevşeklerden hoşlanmıyorum.
Sakin ol buraya, relax. No worries. O zaman ben size geçireyim. Hepinize çok teşekkürler. Ben kaçıyorum. Hop! Görüşürüz. Hadi bakalım. Deli taylar nasıl da kopuyor ah bu zamanlar. Deli taylar, deli taylar. Allah sen çal. Gibi sen... coştu. Sen... Ah deli taylar, deli taylar nasıl da coşuyor ah bu zamanlar. Deli taylar. Nasıl? Nasıl söylesene nasıl? Bir cevap ver bakayım nasıl? Değil, benim işim değil şarkıdan. Çok anlamıyorum ben. Tamam mı? Yeter mi deli taylar? Ne tamam mı? Tamam mı yani? Gidecek mi artık? Biz fazla kaldık bence burada. Burası bize göre değil. Hadi gidelim biz. Aa, neden? Neden mi? Ada, ben gerçekten burada olmaktan hoşlandığını falan düşüneceğim birazdan. Düşünün Bora Bey. Benim hakkımda bir de bunu düşünün siz. Evet. Yani beyninizin içine girip böyle ufak tefek değişiklikler yapmak istiyorum ama bu mümkün değil. Ya. Yeah. Evet. O yüzden düşünmekte özgürsünüz. Benim hakkımda her şeyi düşünebilirsiniz. Özgürsünüz, buyurun. Sizi anlamıyorum ya. Sizi anlamıyorum. O yüzden anlamaktan da vazgeçtim. Yeter. Tamam. Pes ettim. Sen beni zaten hiç anlamıyorsun Ada. Hiç anlamıyorsun. O ne demek? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Belki bir gün anlarız. Bora Bey. Boş ver. Boş ver. Sen taylar maylar. Takıl sen de gıdık gıdık. Hadi bakalım. Yüzük hakkında bir şey söylemedin. Ya ne diyecektim ki? Yani bilmem. Çok beğendim, teşekkür ederim, harikaymış falan ya da hani o tarz şeyler. Çok beğendim, teşekkür ederim, harikaymış. Oldu mu? Böyle söyleyince olmadı. Ya ne diyebilirim Rüzgar, ne bekliyorsun? Yani ne diyebilirsin mesela... Biz neyiz, ne oluyoruz, aramızda neler oluyor falan bunlardan bahsedebilirsin bence. Hı? Rüzgar, bunun yeri ve sırası mı şu an bulunduğumuz ortam? Burada mı konuşalım? Ama hayatım bunun yeri ve sırası hiçbir zaman gelmiyor ki yani. Nasıl olacak? Rüzgar. Efendim? Kavga mı etmek istiyorsun? Bak kavga etmek istiyorsan git şurada, kendi kendine şu köşede, şu duvarın orada edebilirsin. Beni karıştırma. Siz beni kovdunuz Bora Bey. Evet. Evet Ada, ben seni kovdum. Ben seni niye kovdum? Çünkü sen bana yalan söyledin, yalanlar söyledin. Ben sana inanmıştım, ben sana güvenmiştim. O yazıyı yazanın sen olduğunu anladığımda senin kapına kadar geldim, senden özür diledim. Ama sen ne yaptın? Sen bana yalanlar söylemeye devam ettin Ada. Biz sonra ne yaptık? Senin mezun olmadan üniversiteye gittik. O kürsüye çıktın, çocuklara hayallerden falan bahsettin. En azından bana orada dürüst olabilirdin. Bana orada gerçekleri söyleyebilirdin Ada. O zaman söylesem kovmayacaktım sanki. Kovacaktım, ben seni yine kovacaktım ama en azından bu kadar kırgın... Yani... Kırgın derken kızgın demek istedim. Ben bu kadar kızgın olmazdım. Ben senin bütün yalanlarını senin ağzından kerpetenle aldım hadi. Ne oldu? Sustun. Niye sustun? Konuşsana. Devam etsene hadi. Bır 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 konuşuyordun. Konuş. Haklısın ya sen. Konuş hadi. Adacığım. Adacığım. Bir bakar mısın ya? Bir şey konuşuyoruz kardeşim. Bakamaz şu an. Sakin ol bro. Bak. Bro değil. Bora. Tamam. Hadi sen bize bir 5 dakika izin ver. Hadi sen bizi bir rahat bırak bakayım. Hadi kardeşim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen benim mekanımda bana atar gider mi yapıyorsun? Ya. Bir dakika, bir dakika. Ben senin mekanında sana atar gider yapıyorum. Diyelim ki ben senin mekanında sana gider yaptım. Diyelim ki ben sana gider yaptım, sana sesimi yükseltiyorum. Ne olacak? Ha? Ne olacak? Hemen göstereyim. Göstersene bana bir. Biz gidelim artık. Bir dakika, bir dakika. Koçuk, bir dakika. Koçuk uçular geliyor. Gelsinler. Hoppala. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bora Bey hadi. Gelin bakayım. Adacığım sen şöyle bir gel tatlı. Hoppala. Patron sorun var. İndir lan elini. Patron ne oluyor? Patron sorun var. Bu da deli. Bak bu deli ya. Bu gördüğün deli ya. Şu kırmızılı da deli. Şu sarışın da deli. Ben de deliyim. Bir sorun var. Evet arkadaşlar. Bir sorun var ama çözeceğiz. Bir dakika. Şu üstümü çıkartayım ben bir rahatlayayım. Rahatla çıkar. Çıkartayım ben terlemeyeyim şimdi. Ben rahatla, terlersen tabii. Size bir hikaye anlatacağım. Vazgeçtim kulağına söyleyeceğim. Tamam. Burnum gitti. Burnum. Burnum gitti. Burnum gitti ya. Vur yeterim be. Buz
getirin, bir şey getirin. Tamam. Bunu getirin ya. Rüzgar, hazır mısın? 4 yaşımdan beri. Gel bebeğim. Sesli, sıkıyor. Sık ağzını. Tuğçe, ne yapıyorsun? Tuğçe'nin ama bizim takımdandı ya. Yoruldum ya. Evet. Patates ettik be. Patates. Şişt, tamam oğlum, sakin ol. Bitti. Bitti, bitirdik. Ada. Sen de fena değilmişsin ha. Aa, ben iyiyimdir kavgada. Mahallede hep beni çağırırlardı. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim. Sıkıntı yok da. Bak, evdekilere çaktırmayalım. Bir de onlara açıklama yapmak zorunda kalmayalım, tamam mı? Ay, yok yok, tamam. Tamam. Rüzgar, senin burnun kanıyor. Bir şey olmaz güzelim, bir şey olmaz. Bir şey yok. Ya bunlar davacı olmasın bizden ya. Yok Tuğçe'cim, yok. Davacı falan olamazlar. Neden diye sorarsan, ünlü çakma popçu bodyguardlarıyla beraber bir araba dolusu dayak yedi diye magazinlere çıkmak istemezler. Tamam, kestir. Yeter, yeter. Yalnız patron, kafayı yakaladım, efsane gömdüm. Harikaydı. Hadi defolup gidelim buradan. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim buradan. Evet, evet, evet. Bak, işler devam ediyor. Göreyim, göreyim. Aslı. Aslı'ya 2 gün yazıyorsun. Başka. Alayım Zeynep. Evet, ona da 1 gün yazıyorsun. Metin? Metin 50. Metin'e de 2 gün yaz. Bakayım. Osman'a 50 yaz. 2 gün yazıyorsun. Çok güzel. Bahisler devam ediyor. 2. Bizim bonusa 2 yaz. 2. Başka Zeynep. Söyle bakalım Ada Hanım, sen kaç gün dersin? Hiç gün. Evet, bahisler kapanıyor. Zilli çal kapandı. Bir işi beceremedim be. Ne? 3-5 gün idare etseydin. Neyi, pardon? Bora Bey'in asistanlığını. 10 tane elim yok herhalde. Hangi birine yetişeceğim? Günaydın. Günaydın Bora Bey. Günaydın. Bora Bey, benden önce çıktınız, benden sonra geldiniz. Evet. Evet. Evet, öyle oldu Ada. Pırıl, Ali sana söylemiştir umarım. Ha evet, söyledi. Adayların CV'lerini toparlıyorum. Güzel. Adayların CV'lerini toparla. Sonra da odama getir, tamam mı? Tabii. Kolay gelsin. Bu devirde helal süt emmiş asistan bulmak çok zor Bora Bey. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl birini arıyorsunuz Bora Bey? İşini layıkıyla yapacak birini Ada. Ha, benim gibi. Pek değil. Pek değil derken? Ada, hadi seni patronun çağırıyordur. Ha? Tuğçe Hanım'ını bekletme. Üzülmesin sonra. Hadi, hadi git sen. Bora Bey, sohbet ediyoruz ya. İki lafın belini kıralım Bora Bey. Şey mi Bora Bey? Ne yapacak gelen asistan? Hani sizin ajandanızı tutacak. Evet. Toplantılara girip çıkacak. Haliyle. Kuru temizlemeden kıyafetlerinizi alıp bırakıp getirip götürecek. Gerektiğinde. İş yemeklerini sizinle beraber gelecek. Olabilir. Ah, olabilir mi? Evet. Eve girecek mi? Ada, kendime asistan oluyorum değil mi? Yani senin yaptığın her şeyi o da yapacak. Tamam mı? Her şeyi. Anlaştık mı? Ben bunları yapıyordum zaten. Ha bir de şey yapacak. Ne? Bütün bunları yaparken bana asla yalan söylemeyecek. Asla. Siz onu diyorsunuz. Onu diyorum ben. O zaman ben çıkayım mı? Yani senin işin gücün vardır. Şimdi ben seni tutmayayım Ada. Hadi. Hadi git patronunu bekletme. Hadi Adacığım. Evet, çalışıyorum ben. Çok çalışıyorum. Kolay gelsin Ada. Öyle biri olmayacak. Asıl size kolay gelsin. Anlamadım, bir şey mi dedin? Duyamadım. Bir kez daha söylesene. Kolay gelsin dedim. Ne güzel. Yani ikimiz de birbirimize kolay gelsin dileklerimizi sunduğumuza göre... artık sohbetin bittiği anlamına geliyor değil mi bu? Değil mi? Bitti mi diyorsunuz yani? Bitti. Bitti.
çıkabilirsin. Hadi. Hadi bakalım. Ben bitti demeden bitmez. Duyuyorum ben seni Ada. İçine içine konuşma. Tamam? Hadi. Çıkabilirsin. Masam. Canım masam. Masam. Oy oy. Altın varaklı masam. Oy. Oh. Oh. Ne yapıyorsun? Hadi. Hadi. Benimsin ya kara toprağım. Hadi. Daha çok özlersiniz masanızı Ada Hanımcığım. Ada ne haber? İyiyim Ali Bey, sizden ne haber? İyi. Şey diyeceğim, sana çok önemli bir şey diyeceğim. Kuzen de bir gelir misin benimle dışarı? Ne? Bir gel ya, çok önemli bir şey var diyorum kuzen. Tamam sen oğlum, sen geldin otur konuşalım o zaman. Ha? Yo yo, hayır gelmen lazım. Kuzen, önemli olmasa kolundan böyle çekiştirmeyeyim ben. Çekiştirme seni. Beni, çekiştireceğim şimdi. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Önemli olmasa ben bu kadar zaten ısrar eden bir insan değilim. Hayır, bu kadar önemli olan ne, ben de onu anlam veremedim. İşte onu, önemli olanı anlatacağım şimdi. Niye peki dışarıda konuşuyoruz? Ya dışarıda önemli çünkü, burada değil. Sen bir garipsin ya. Hadi bakalım, çıkacak kokusu. Hadi bakalım. Seninle alakalı mı ne? Hadi geldik geldik, tamam. Geldik, hiçbir şey yok ya. Şöyle oturalım da sohbet edelim diye. Acil ya, acil olduğu için sohbet değil. Otur bakayım, otur. Ha, tamam tamam. Otur. Otur. Ah. Otur. Ali, kardeşim, kardeşim. Niye getirdin beni Güneş'in alnına? Niye? Hadi anlat, söyle, konuş. Şey de bu, ayak altında konuşmayalım diye ya. Bana bak, bana. Ne oluyor? Ne oluyor, söyle bana, ne oluyor? Ya Selin istedi, Selin Bora'yı oyala dedi. Ben de işte oyalamak için buraya şey yaptım sen. Yazık lan sana. Sana kardeşim dedim, hain çıktın sen. Demek yenge hanım dedi ki sana, Bora'yı oyala. Sen de geldin beni Güneş'in altına getirdin, oyalıyorsun öyle mi? Bravo sana. Bravo sana. Bravo. Bana bak. Sakın adayla aramıza girme, tamam mı? Bu işten uzak dur öyle. Bu işten uzak dur. Kuzen, kuzen dur, hayır. Biz lütfen, biz kuzeniz ya, biz aynı kanız. Olur mu öyle şey? Ali. Ali. Beni rahat bırak kardeşim, tamam mı? Beni rahat bırak. Tamam. Bak. Tamam, tamam hadi. Uzak. Tamam, tamam. Marmara İşletme mezunu. Oha, bu çok iyi. Bu olmaz, bu çöp bu. Atın bunu. Bunun ne gerek var? Tıpağı uzun. Yabancı değil. Yabancı ile orta düzey. Havari, mavari, yes and you diyen herkes İngilizce orta düzey yazıyor. Tabii tabii. Kesin bilmiyordur. Bu, bu olsun. Bu güzel. Bu olur. Bu okey. Oha. Kıza bak ya. Biz iyi ki akıl ettik bu CV'lere önden bakma işini. Yoksa böyle uğursuzlar gelecekti Bora'nın başına. Bu ne? Tipe bak tipe. Bu ne, böyle gözlüklü CV mi olur? Bayağı profil picture koymuş CV'ye. Sosyal medya muamelesi yapmış CV'ye. Senin amacın belli kızım. Seni yakarım. Çöp. Çöp. At ya, at. Attık. Harika. Kaç tane oldu? Evet, şimdi ayıkladıklarımızla toplam 5. Seç beni al Bora Bey. Seç beni al beğeniyorsan. Hadi bakalım. Yalnız ne olur ne olmaz. Aday görüşmelerinde gözün üstlerinden ayırmazsın sen, değil mi? Enselerindeyim. Evelallah. Ah. Oh be. Şimdi onlar düşünsün. Benim içimi bir huzur kapladı. Burada mıydı ya? Bütün sinirlerim bozuldu. Girebilir miyim? Aa buyurun. Ah çok teşekkür ederim. Aa, buyurun, çok sağ olun. Buyurun Bora Bey, buyurun. Bana bak. Ne işin var senin burada? Ataş. Ha. Ataşınızı almıştım ya. Ben geri getirdim ataşı, fazla almışım. Çok almışım dedim. Ben bunları ne yapacağım? Nereye sokacağım? Peki nerede dedim? O senin geri getirdiğin ataşlar? Ha, burada, buraya koydum. Ha, oraya koydun. Tabii tabii. Buraya koydum. Sağ ol. Rica ederim. O zaman gideyim. Tabii. Sağ olun.
Ali Bey teşekkürlerimi iletirsin. Yani kanka şu masa için verdiğin gayreti hayret diyorum, o kadar yani. Buraya 28. bir asistan gelmeyecek. Gelmeyecek buraya ya. Gelmesin tamam. Hatta kapıya yazacağım. 28'de giremez diye. Deli ya, gel. Ah, ah, ah. Burası altın gününe dönmüş. Kısır yaptırayım mı size? He? Kısır ister miyiz? Neyse. Yönetici asistanlığı için mi bacılar? Evet inşallah. İnşallah, inşallah. Sen sakızı çok seviyorsun herhalde. Bora Bey de çok sever. Karşısına böyle sakız çiğne, tamam mı? Tamam. Tamam. Çiğne. Benim bitti. Tamam, gel. Ha bitti mi? Hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım kazanın mübarek olsun. Hadi bakalım. Sonra sizi alacağız biz tek tek, hadi. Birinci adayımız geldi Bora Bey. Kapat kapıyı. Kapıyı çal bir daha, tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz. Melisa. Evet. Melisa Yıldırım. Siz ilkokul mezunu musunuz? Evet, olmadı, okuyamadım. Biz sizi arayalım. Buyurun şey, çıkış şuradan. Buyurun. İkinci geldi Bora Bey. Kumru Erdibek. Sakız mı çiğniyorsunuz? Hı hı. Her iş görüşmesine sakız mı çiğnersiniz siz? Güzel, güzel, çok güzel. Biz sizi arayalım. Çıkarın, tükür ağzındakine tükür. Üçüncü geldi. Buyurun. Merhaba. Ceren Tuğçe Demirsöz. Evet. Yabancı diliniz var mı? Hayır. Biz sizi ararız. Ne oldu ablacığım? Kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun oturun. Yok, oturmayayım. Buyurun oturun. Yok, oturmayayım. Niye? Oturmayayım. Peki. Kader Hanım, biz sizi arayalım. Buyurun, tamam. Arayacağız biz sizi, buyurun. Kısa sürdü bunun işi ya. İşine bak Ada, işine bak. Dördüncümüz de geldi. Dördüncü. Merhabalar, hoş geldiniz. Hi. Hi. Sit down. Sit down. Sit down please. Bu sizin ilk deneyiminiz mi acaba? Evet. İlk defa bu şirkette çalışacaksınız. Evet, yükselmeyi planlıyorum burada. Yükselmeyi planlıyorsunuz? Evet. Ne oldu kız? Ben açardım kapını. Hadi çık git, hadi yürü. Sabır. Gel Ada, gel, bir sene eksiktin, gel. Bora Beyciğim, Bora Beyciğim, yani böyle bu ülkenin sorunu bu. Beyin göçü. Kalifiye eleman bulmak zor. Allah yardımcınız olsun, onu diyeceğim. Başka da bir şey diyemiyorum. Kahve ister misiniz? Yok, sağ ol. Ben sana bir şey soracağım. Ha, buyurun, sorun. Sen Tuğçe ile benim odamı mı karıştırdın acaba? Yo. Sen sürekli buradasın Ada. Ada, sen neden sürekli buradasın? O şeyden. Neyden? Bora Beyciğim. Hı. Tuğçe Hanım dedi. Hı, ne dedi? Git dedi, bak dedi, Bora Bey'in bir şeye ihtiyacı var mı dedi. Allah Allah. O dedi, git dedi, asistanı yok dedi. Yardım olur dedi, getirir getirirsin dedi. Yalnız hissetmesin kendini dedi, bir bak dedi. Öyle dedi. Sağ olsun, sağ olsun, sağ olsun Tuğçe, sağ ol. Sen de çok sağ ol. Gelmişsin, yardım etmişsin, Tuğçe'yi dinlemişsin, patronunu dinlemişsin, çok sağ ol. Ama bana pırıl yetiyor. Bana pırıl yetiyor. Yani yeni asistanım geleceğe kadar yetiyor. İlla biri gelecek yani, bu mudur? Budur. Tabii, tabii, güzel. Geleceği varsa göreceği de var. Şaka. Hmm. Şaka dedim. O zaman ben çıkayım. Tabii, güzel. Çıkabilirsin. Çıkayım mı? Hadi. Yeter. Buyurun. Cici kızlar, buyurun. Bir sana bakayım dedim ben Boracığım. Bir şeye ihtiyacın var mı, yok mu, nedir ne değildir diye. Yok. Sen adayı görevlendirmişsin ya Tuğçe. Ada beni sağ olsun hiç boş bırakmıyor. Sürekli yokluyor, sürekli yokluyor. Böyle kapımın önünde, onun olmayan masasının önünde falan. Geziniyor sürekli buralarda yani, merak etme. Gerek kalmıyor. Ya ben zaten kendimi çok kötü hissediyorum bu konuda. Şimdi benim asistanım var, senin yok. Olmadı böyle. O yüzden ben en iyi asistanı sana kendi ellerimle bulacağım. Yeah. O zamana kadar da beni paylaşabilirsiniz. Nasıl paylaşalım seni? Enden mi paylaşalım, boydan mı paylaşalım? Nasıl paylaşalım? Ha?
Senin içine sinen bir aday oldu mu Boracığım? Mesela 3 numara iyi gibiydi. Benim gözüm o kızı bir tuttu. Yok yok, 2 numara. 2. Takız çiğnen, cak 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 cak, yer gök inledi. O çok iyiydi. Siniri, stresi alır o sakız. Yapma. Şimdi siz ikiniz birleştiniz. Benim için en iyi adayı bulmaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Ne kadar iyisiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama gerek yok. Gerek yok. Çünkü herkes kendi işine baksın bu şirkette. Tamam mı? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Maması maması yok. Buyurun. Anneciğim, hoş geldin. Canım. Meltem, yakışıklı oğlum. Hoş bulduk canım. Bak sana kimi getirdim. Meltem yazlıktan, hatırladın mı? Meltem, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin ya. Ya Meltem kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu? Oldu herhalde. Vay be. Şey, bugün kapı çaldı. Bir açtım, karşımda bir afeti devran. Ama ilk önce tanımadım Meltem'i. Sonra o sempatik ses tonuyla, nasılsınız Belma teyzeciğim deyince hemen tanıdım. Doğucu, sen de tanıdın mı Meltem'i? Hatırlamaz olaydım. Tabii tabii, hatırladın değil mi? Hatırladım canım, hatırlamaz olur muyum? Sebebi ziyaretiniz? Hayırlı bir iş için geldik. Hayırlı bir iş. Buyurun, buyurun oturun. Anneciğim sen şöyle geç, sen de böyle geç. Ne içersiniz? Soğuk sıcak kahve söyleyeyim mi? Bir kahveni içerim artık. Tabii ki, tabii ki. Soğuk sıcak. Sıcak olsun. Tamam. Anneciğim sen? Sade Türk kahvesi. Tamam, tamam. Ben söylüyorum. Ben de sade. Şeker kullanmıyorum. Bıraktım. Şekeri bıraktırdım. Kullanmıyor artık. Hadi siz şey yapın, şu öğleden sonra yapacağımız toplantı için dosyaları hazırlayın hadi. Hangi dosya? Toplantı mı? Ne toplantısı? Öğleden sonraki toplantı için dosya hazırlayacaktınız ya siz. Hangi toplantı ya? Ben şu an niye toplantıdan haberim yok benim? Hazır değilim. Ada! Bak misafirlerim var. Hadi. Toplantı. Evet, o toplantı. Toplantı. Şimdi hatırladım. Şu an hatırladım. Bravo. Tamam. Hadi çıkalım. Çıkalım. Tabii. Buyurun Tuğçe Hanım. Önüne. Bizim şirkette sürekli aksiyon, sürekli kahkaha, sürekli bir macera. Bora Bey resmen kovdu bizi odadan ya. Tamam kızım, amma abarttın ha. Kimmiş ki bu kız? Yani ne bileyim, çocukluk arkadaşı mıymış, neymiş? Belma'nın söylediği bir şeyler de. Ah, Bora Bey arıyor. Buyurun Bora Bey. Odama çok acilinden 3 tane sade kahve gönderir misin? Türk kahvesi. Tabii, hemen. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ne diyor, ne diyor? 3 sade kahve istiyor. Ay, vallahi kahve de içecekler. İçecekler vallahi. Kanki beni arıyorsun. Aç, aç. Ay yok artık, iyice delirdin sen Ada. Aç şunu, aç kızım. Al. Tamam. Kapatma şimdi, kapatma. Git kahveleri yap. Git kahveleri yap. Kızım ne yapıyorsun kahve artık yap ya? Kahve yap senin. Ya Meltem, sen şu yazlıktaki Yaşar amcayı hatırlıyor musun? Güneşlenirken. Aa evet. Nereden hatırladın ya? Bu Yaşar hani o alba yemeklisi olan Yaşar Bey mi? Evet anne, o alba yemeklisi Yaşar amca. Ya biz 2 şımarık, bu adam güneşlenirken gittik. Üstüne, bikini üstü koyduk göğsünün üstüne. O güneş yanı öyle kaldı. Kaldı öyle, günlerce gezdi o adam. Ya adamcağız yaz boyu tişörtle dolaştı bizim yüzümüzden. Ne günlerdi ya. Ya evet. Çocukluk, saflık, temizlik işte. Evet. Değil mi? Değil mi ama? Sağ ol Selin. Rica ederim. Sevsek. Boracığım. Bak ben ne düşündüm. Şimdi Meltem yönetici asistanlığı okumuş Amerika'da. Sen bir kendini anlatsana Meltem.
Aslında çok anlatacak bir şey yok Boracığım ya. Boracığım değil. Ama yapamadım işte. Döndüm ben de. Memleket gibisi yok. Hmm. Evet, evet. İyi yapmışsın. Doğru. Sağ ol Selin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bora. Ha. Ben düşündüm ki şimdi sen kendine bir yönetici asistan arıyorsun. Ha. Hani Meltem neden olmasın? Tabii ki neden olmasın? Değil mi anneciğim? Olabilir aslında. Tabii, olabilir. Bıktım ben. Evren, tarz değişikliğine gitmişsin, güzel olmuş, yakışmış. Thanks, boss. Bora Beyciğim, bundan sonra izninizle burç yorumlarına daha sert bir bakış açısıyla yaklaşacağım. Yani tarzınla beraber fikirlerin de sertleşmiş. Bravo. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Meltem, yani benim kişisel asistanım, aramıza hızlı bir giriş yaptı. Geldi hızla inşallah. Anlamadım, ada bir şey mi dedin? Hayır Bora Bey. Meltem Hanım, Amerika'dan ne zaman döndüm demiştiniz? 2 ay oldu. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş buldu. Hoş buldu. Artık konumuza dönelim mi? Evet arkadaşlar, bugün toplantımız biraz kısa sürecek. Bizim gündemimiz belli. Neymiş bizim gündemimiz öyle? Bu Nalle parfümü kaybettik. O Nalle parfüm gitti. Bizde değil artık. Evet, hepimiz duyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Biz kendi işimize bakalım. Değil mi? Evet arkadaşlar, gördüğüm üzere, yani belgelerden gördüğümüzde, grafiklerde bizim tıklanma sayılarımız epey artmış. Biz ne yapmamız lazım Ali? Bizim yapmamız gereken şey, tıklanma sayılarımızdaki bu rüzgarı, bu ivmeyi... Kaybetmememiz lazım. Yukarı çıkarmak da olabilir. Yukarı çıkarmak da olur. Aynı çizgide mesela yukarı çıkarabiliriz. Evet. Evet. Yukarı da çıkartabiliriz. Kaybetmememiz de lazım. Hı-hı. Değil mi? Evet. Şimdi ben sizden bunun için yaratıcı fikirler bekliyorum. Müsaade eder misin Bora? Bora değil, Bora Bey. Bora Bey böyle şeyleri çok önemser de, yani onu o yüzden söyledim. Uyardığın için teşekkür ederim. Anladım. Diyorum ki dünya örneklerini adım adım takip etmemiz gerekiyor. Daha önce çalıştığım firma için haber aktüel analizlerini çıkarmıştım. Sanırım işimize yarar. Harika olur. Ne kadar müthiş bir fikir ya. Ben çok yükseldim bu fikre. Ben de arşa çıktım, inemiyorum. Oradan sesleniyorum. Bayağı. Tabii. Tuğçe, Ada. Biz niye bu toplantıdayız? Birbirimizin fikirlerini duymak için bu toplantıdayız değil mi? Hadi siz de aranızda konuşmak yerine bizimle paylaşın fikirlerinizi. Buyurun, sizi dinliyorum. Patronum söylesin fikrini. Hadi. Tabii Boracığım, hemen söyleyeyim. Yalnız biliyorsun Boracığım, ben bu sekreter işe alım sürecinde daha aktif bir rol oynamak istemiştim. Ama olmadı. Nasip olsun. Değilmiş. O yüzden bence Ada, Meltem'e şirketi, işleyişi biraz anlatsın. Bir oryantasyon yapsın ona. Zaten Meltem hızlı bir giriş yaptı. Onu daha da hızlandıralım diyorum. Çok teşekkür ederim Tuğçe'cim ama kendim keşfetmeyi tercih ederim. Tuğçe'cim diyor bana. Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım süreç hızlansın diye dedi. Sen kişisel mi akladın canım benim, he? Hangi süreci? İçeri düşersek bana bakar mısınız? Nereye içeri? Evet arkadaşlar, ben de düşündüm. Bana bakın, bana. Düşündüm, taşındım ve onaylıyorum. Meltem, benim kişisel asistanıma Adat Özün, yani Tuğçe'nin asistanı, kılavuzu geçsin. Tamam mı? Çok güzel kılavuzluk ederim ben. Ne güzel. Biz de dört gözle bekliyoruz. Neydi o öyle toplantıda? Ne zaman döndün Amerika'dan? Büyük bir merakla. Ne oldu, kıskandın mı? Ne kıskanması Rüzgar? Sinir oldum, sinir. Kıza sinir oldum. Yani bence kıskanmışsın. Bunlar gayet böyle kıskanma tavırları gibi. Bilmiyorum artık. Ay delirtme beni Rüzgar. Kıskandığım falan yok. O kız böyle çirkin, sümüklünün tekiydi. Ben onun orijinalini biliyorum. O kızın suratı tamamen estetik.
Ben ancak onun estetik cerrahını alkışlarım. O kadar. Tamam hayatım, haklısın. Okey ama şöyle bir durum da var. Yani bence bazen insan sonuca bakmalı. Mesela ben şu an sonuca bakıyorum. Yani sonuç bence gayet başarılı, gayet harika. Hatta yani onca senelik fotoğrafçıyım. Photoshop'tan bile harika bir sonuç. Yani inanılmaz. Ama bence şuna da bakmak lazım hayatım. Bazen sonuçtan çok neden de önemlidir. Bazı şeyleri neden yaptığımız. Mesela neden adayı zorla işe aldırttın? Ha, öyle mi? Evet. Peki ben sana soruyor muyum? Neden Bora'nın videosunu ortaya çıkardın? Neden Bora'nın arkasından iş çevirdin? Bunları soruyor muyum sana? Sormuyorum. O zaman sen de sormayacaksın. Hı? Anlaştık. Oh, Türkiye güzelim benim. Hadi kaçtım ben. Bay bay. İzninizle ben bu telefonu açmam lazım. Üzün senin tabii. Tabii tabii, konuş sen. Konuş sen. Şşş, bana bak bana. Sen nereye? Bora Bey, tatlı var, ziyafet var. Benim teyzemler aç açına oturuyor. Orada gideyim çağırayım. Onlar da yesin. Tabii. Tabii git sen Ada. Tabii git. Git bir gör teyzenleri. Alayım geleyim onları. Al gel. Al gel. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ev sahibi kapısını açarsa hırsız hırsızlık yapmış sayılır mı? Şimdi iş zamanı. Kapatıyorum. Biliyordum, biliyordum. Senin bir şeyler karıştırdığını biliyordum kızım. Hırsız seni. Açsaydın işte ne olacaktı? Kusura bakmayın. Ne kusurucun. Bakmadık. Kusura bakmadık. Meltem telefonu banyoda unutmuş. Ben kurcalayacağım biraz. Siz oyalayın. Vallahi bu damak çatlatıyor. Allah Allah. Daha yemeden nasıl karar verdin Tuğçe'cim? Kokusundan belli. Kokusundan belli. Nasıl gidiyor Bora'yla? Alıştın mı? Nasıl? Birbirimizden beklentilerimizi çok iyi anladık. O yüzden bir sorun yok. Tabii. Ne hoş. Çok hoş. Süper. Harika. Ya niye herkesin parmak izi aynı değil ki? Niye açamıyorum ben şu an bunu?
Yüz tanıma. Hadi yüz tanıma yapalım. Yok tanımadı. Olmadı. Yemedim. Var mı bir gelişme? Bütün gün aramadın. Ay benim telefonum yok. Hay Allah tuvalet. Yok yok burada bir yerdedir. Burada bir yerdedir. Şöyle bir bakalım. Burada bir arayalım. Burada bir yerdedir bence. Şu senin tabağın altında falan mı? Tuğçe saçma sapan hareketler yapma. Tabağın altında telefonun ne işi var? Burada bir yerde düşürmüşse diye dedim. Ay yok ya ben kesin tuvalette bıraktım. Yok yok ya burada bir yerdedir. Tuğçe. İşte adayla takılıyorlar ya. Yüzüm yüzüme baka baka anneciğim. Meltem bir saniye. Meltem. Meltem bir saniye durur musun lütfen? Ya Meltem bir dur. Bir dakika bir saniye bir dur. Bir dur ya. Daha basamakların altına bakmadık. Niye buraya çıktık? Ne tuvaleti? Tuğçe en son tuvalette konuştum. Kesin oradadır. Yok bence değildir. Koltukların minderlerin arasına bakmadık. Genelde orada buluruz. Ya iyice bakmadık. Yollara baksaydık. Bir aşağıya masanın oraya bakmadık. Tuğçe. Tuvalette bıraktım diyorum sana. Ya aşağıda şeyde masada bir yerdedir ya. Amma tantana çıkarttın. Hayır ya. Bir telefon için amma tantana çıkarttın. Meltemciğim telefonunu bulabildin mi tatlım? Ya ben kesin tuvalette bıraktım. Yok yok bence orada değil. Canım. Telefonunu banyoda unutmuşsun. Buyur. Sen de fırsatı kaçırmadın değil mi? Ha? Bak mesaj da gelmiş. Okuyabildin mi bari? Ne okuyacağım ben senin mesajını be? Ne işim olur seninle? Onu ben de anlayamadım ya. Bütün gün çalışmamı sabote etmeye çalıştın. Şimdi telefonumu karıştırıyorsun. Ya senin benimle gerçekten derdin ne? Sen kimsin? Ada, sen Meltem. Kimsin? Ben yeter. Seni sabote edeyim. Ada, İnsan yeter. Ne oluyor ya? Seslerinde sağ çalışma odama kadar geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Tuğçe Hanım'ın asistanı telefonumu karıştırmış. Ada mı? Ada yapmaz öyle bir şey. Zafer amcacığım bana mı inanacaksınız adaya mı? Ya mesajlarımı okumuş diyorum size. Al vereyim şifresini de iyice bak. Aa bunu kırarım. Yok. Bunu kırarım. Ada kırarım. Hayır. Tamam bir saniye bir saniye. Hayır yok yok. Benim asistanım böyle bir şey hayatta yapmaz. Zafer amcacığım hayatta yapmaz. Bora asistana sahip çıkar mısın? Artık bu asistan konusu kapanabilir mi lütfen? Meltem hadi evine. Tuğçe. Hadi evine. Ben Ada ve Meltem adına sizden çok özür dilerim. Verdikleri rahatsızlıktan dolayı çok özür dilerim. Artık geç oldu. Yatabiliriz bence. Hadi. Ada. Sen benimle geliyorsun. Ama Bora. Aması maması yok Meltem. Hadi. Herkes kendi evine. Hadi. İnanamıyorum hadi Ada. Bora Bey ben... Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bora Bey. Meltem düşündüğünüz gibi biri değil. Tamam eskiden öyle olmuş olabilir ama artık değil. O kötü niyetli biri o. O telefona baktın mı bakmadın mı Ada? Bana cevap ver. O telefona baktın mı bakmadın mı? Mesaj gözümün önünde geldi. Ne yapsaydım gözümü mü kapatsaydım? Ben görmüş bulundum. Yani az önce o kapının önünde yine yalan söylüyordun değil mi bakmadım derken? Bravo. Beni hiç şaşırtmıyorsun Ada sen var ya. Sen beni hiç yanıltmıyorsun Ada bravo. Bence çok yanılıyorsunuz. Üstelik kendimi anlatmam için bana bir şans vermiyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Evet. Seni dinliyorum. Buyur. İnsan sadece yalancı olduğu için yalan söylemez. Zorunluluktan da söyler. Zorunluluktan. Ne gibi zorunluluklar mesela açıklar mısın? Sevdiklerini, değer verdiklerini korumak gibi zorunluluklar. Anlamadım. Anlamadım ama anladım diyelim tamam mı? Başka bir şey var mı? Yani bana söylemek istediğin ama söyleyemediğin başka bir şey var mı Ada? Anlamaya çalışmıyorsunuz da ondan. Ben sizin gözünüzde her sözü yalan olan bir yalancıdan öteye gidemiyorum. Anladım ben bunu. Çıkmak istiyorum. Çıkamazsın. Çıkmak istiyorum. Çıkamazsın Ada. Bana o zorunlulukları açıklamadan hiçbir yere gitmek yok.
ama dolandırmadan. Tamam mı? Ağzında gevelemeden açıklayacaksın. Bak sana açık ve net soruyorum. Seni bana yalan söylemeye iten zorunluluklar neler? Ada, sen bu işe girmeyi gerçekten de bana yalan söylemeye göze alacak kadar istiyor muydun? Keşke söyleyebilsem. Bir daha yüzüme bakamayacağınızı göze alabilsem ve şu anda söyleyebilsem her şeyi. Dünyanın en özgür insanı olsan. Ne oldu? Hı? İkna edecek bir adam bulamadın mı kendine? Ne oldu? Kırıcı oluyorsunuz. Ada. Bırakın beni. Ada! Asla gizleyemiyorsun biliyor musun? Asla gizleyemiyorsun. Anlamadım. Meltem'i kıskandığını. Asla gizleyemiyorsun. Kıskanıyormuşum. Neyini kıskanacağım ben onu ya? Laflara bak. Şirketi düşünüyorum ben. Sizi düşünüyorum, şirketi düşünüyorum. Ben sizin gibi aparatlık yapsaydım batardı bu şirket. İnsanlık yapıyorum ben burada. Kıskanıyormuşum. Tabii tabii tabii. Neydi numara? 400 406. Sen. Çok kötü bir yalancısın sen hala. Bu ara saç kurutma makinesini bulamadım da. Banyoda. Sol alt dolapta. Tamam, teşekkür ederim. Adacığım bu arada hoş geldin. Enna bile gitti. Sen Meltem diyordun, ne diyordun, bir şey diyordun. Bornozla mıydı o? Ben mi yanlış gördüm? Yo, doğru gördün. Bornozla. Meltem burada duş aldı. Yani birini evde bornozla görmenin şaşırılacak bir tarafı yok ki ya da. Neyse dur. Dur bak ben sana her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatayım. Ne oldu biliyor musun? Meltem Rüzgar'a aşık olmuş. Ya Meltem Rüzgar'a aşık olmuş, Rüzgar da Meltem'e kötü davranmış. Şimdi Rüzgar Meltem'e kötü davranınca Meltem incinmiş, kırılmış, üzülmüş, ağlamış, ağlamış, ağlamış. Sonra içmiş, içmiş, içmiş. O içki artık boğazından, burnundan girmiş, kulağından çıkmış falan. İçmiş, içmiş, içmiş. Sonra beni aradı. Bora Bey, Boracım dedi. Ya dedi bana dedi bir konum atar mısın dedi. Ben de konum attım. Kapıma kadar gelmiş. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor? Görsem var ya üzülürsün. Hani sen de onunla beraber ağlardın. Her neyse ben gittim, tuttum onu. Tam böyle düşecekti artık, bunun önünü göremiyordu, yürüyemiyordu. Aldım gel dedim, gel. İnsanlık hala da. Gel, gel dedim, gel seni bir duşa sokayım dedim. Giderken yolda böyle omzuma kafasını koydu. Anlattı, 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 anlattı. Ağladı, ağladı. Tuttum sonra duşa soktum. Sonra rahatladı, kendine geldi. Neyse sen bir Meltem diyordun, bir şey diyordun, ne oldu? Bitti mi? Bitti. Evinde duş yok muymuş? Suları mı kesilmiş? Niye burada duş alıyor? Ay bir de neymiş, neymiş fön makinesi nerede diyor? Fön makinesi banyoda nerede acaba? Banyoda fön makinesi aramak da zaten samanlıkta iğne aramak kadar zordur değil mi? Ben gideyim yardım edeyim. Şimdi şöyle yapalım. Saat geç oldu. Elif'in yemeğine geç kalmayalım. Meltem'cim saçını kurutsun, tamam mı? Meltem'cim saçını kurutsun, hazırlansın. Sen de oraya hazırlan, çıkalım tamam mı? Hadi. Ha, o da geliyor. Tabii, tabii. Eksik kalmaz hiçbir şeyden. Gelsin, buyursun gelsin. Meltem'in de yemeğe gelmesinde ne sakınca var ki ya da? Elektrikler kesildi galiba. Elektrikler mi kesildi? Elektrikler gitti ya. Allah Allah. Tamam ben bir sigortalara bakayım mı? Aa ben baktım. Ben baktım, gittiğim sigortalara baktım. Onlar yerlerine sapasağlam duruyorlar. Ay bu ara elektrik kesintisi çok olmaya başladı. Ne yapacağız bilmiyorum.
Neyse Bora, biz bir şey yapmayalım, anda kalalım. İnsanlar beklemesin, biz gidelim. Meltem'in saçı kuruyunca gelir. Hadi gidelim. Ya benim saçım kurudu sayılır zaten. Hem ayrıca havada çok sıcak değil mi yani? Giderken de kurur. Yani çıkabiliriz bence. İlla geleceğim diyorsun yani. Efendim? Ada. Ada dünya mırıldanma şampiyonu. Ya hep mırıldanır böyle kendi kendine. Ama biz artık geç kalıyoruz, çıkmamız lazım. Hadi hazırsanız çıkalım. 5 dakika. 5 dakika. Şimdi bu benim bildiğim 5 dakika mı yoksa kadınların hazırlanma süresi olarak söylediği benim bilemediğim 5 dakika mı? Sizin bildiğiniz. Sizin bildiğiniz. Güzel. O zaman 5 dakika. Hadi başladı. Sen zaten hazırlanmış gibi duruyorsun ama. Yok. Bu benim ekmek almaya gitme kombinim. Tabii. Şimdi hazırlanacağım. Görürsün sen. Evet. 4 dakika 50 saniye. Hadi bakalım. Rimel sürerken inşallah hapşırasın gelir Meltem, Meltem. Topak topak olsun Rimel'in inşallah. Rujunu sür, sonra dişine bulaşsın inşallah Meltem. Güldüğünde insanlar rezil ol Meltem, rezil ol inşallah. Yes be. Ada. Çok güzel oldun kızım. Ay bakamıyorum şu an. Bakamıyorum, güzelliğinden başım döndü, bakamıyorum. Harikasın sen, ateş ediyorsun. Vuruldum galiba. Sen kimle dans ediyorsun Meltem? Alırım aklını. Seni geldiğin gibi göndermezsen. Benim de adım Ada değil. Sana 48 saat veriyorum Meltem. Son 48 saat. Alacağım aklını senin. Hadi şov başlasın. Yes. Dedim ki 5 dakika mı 5 dakika dediler. Yarım saattir bekliyorum ben burada. Geç kaldık. Gitmeyelim o zaman biz. Biz gitmeyelim. Gitmeyelim. Hazırım ben. Ben Meltem. Meltem nerede Ada? Ne bileyim ben. Bakıcısı mıyım onun? Gelir şimdi. Hadi Bora Bey, biz gidelim. Siz peşimden gelin benim. Tabii. Ada, ne yapıyorsun sen? Film izliyorum Bora Bey. Film mi izliyorsun? Bir casus var. Sonunda ölüyor. Sonunda casus ölüyor mu? Sen bu filmi daha önce izledin mi? Yok. Nereden biliyorsun o zaman sonunu? İlahi adalet her zaman yerini bulur Bora Bey. Filmlerde bile. Ay, ben de geldim ya hani, ineceğim ya. İyi misin Meltem? İyiyim ya, birden boşluğa basar gibi oldum. İyi bakalım. Hadi o zaman biz gidelim. Boşluğa değil, damarıma bastın kızım. Seni kor ateşler üstünde yürütmeyen adaya da yazıklar olsun, yok olsun. Niye duşa girdi ya? Niye duşa girdi ki bu? Bir şey mi oldu ki?
Ne olmuş olabilir ki? Hoş geldiniz. Ada? Ha, Tuğçe Hanım. Hadi bak, Bora Beyler orada oturuyor. Hadi git sen yer kap Rüzgar. Hadi yer kap, koş 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 koş. Hadi. Selam. Rüzgar. Ya Tuğçe'yi de davet etmişsiniz patron. İlle sen de gel dedi, ben de kıramadım onu. Ne haber dostlar, nasıl gidiyor Meltem Hanım? Hoş geldin. Hoş buldum. İyi, gel. Gel otur sen de. Böyle mi geçeyim? Tabii öyle geç. Tamam, peki. Meltem Hanım, nasılsınız? Bornoz da gördüm ya evinde, odasında. Nasıl bornoz yani? Ne, bornoz derken? Tuğçe Hanım, şimdi siz bornozun şekline, modeline mi takıldınız? Bu mudur konu yani? Bornoz diyorum, bornoz. Hani böyle duştan sonra giyilen, suyu emen, çeken, içinde bir şey olmayan. Ay, hani sen, ne diyorsun? Sen çok terlemişmiş de, bir duş alayım demiş de, ne varmış bundaymış da. Hat size bak sen. Sen daha yeni geldin, dün biri bugün iki, ne demek duş almak? Tuğçe Hanım, bu kadın başka. Bu fena. Yani öyle Fulya gibi değil. Fulya'nın derdi belliydi. Onu böyle kolay paket ettik, yolladık. Ama bu aynı zamanda ajan. Ada ajan majan değil, sen de abartma. Görürsünüz siz. Siz görürsünüz, ajan bu. Ajan, şuraya yazdım, ajan bu kız. Tabii. Bu tam donanımlı, bu tam nitelikli bir düşman. Evet. O yüzden bu biraz zor olacak. Yorulacağız ama vazgeçmek yok. Pes etmek asla. Sonu ne olursa olsun mu? Olsun. 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 Olsun, yes be. Yes. Tamam, hadi gidelim. Tuğçe Hanım. Ha? Tuğçe Hanım ya. Ne? Bunlar acaba şey yapmış mıdır? Ne? Ney? Şey. Yani Bora'yla Meltem... Olsun. Yapmayın öyle, elinizi kolunuzu ileri geri. Yapmayın, yapmayın öyle Tuğçe Hanım. Ya, kötüyü çağırmayın. Çağırmayın kötüyü. Öğrenmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz? Anlarız şimdi. Hadi anlayalım. İyi hadi, hadi. Hadi girelim, hadi. Meltem. Canım sen gel, istersen böyle otur. Hadi kalk. Neden? Klima var arkamda, tam arkanda. Duş aldın ya sen. Hani daha yeni ıslak saçların malum. Çarpmasın. Yani çok teşekkür ederim canım. Ben böyle iyiyim. Boracığım. Bora Bey. Bey. Biz çocukluk arkadaşıyız. Senin için sakıncası var mı Bora? Dil alışkanlığı olmuş da kusura bakma. Yok yok, ne sakıncası olacak? Bora Bey'i bilirsin. Kopsun. Dilin kopsun senin. Hı? Bora Bey, ama siz iş kuralları gereği yani dikkat ediyorsunuz ya böyle şeylere. Bey demek lazım, bey desin. Sen benim işime karışma hadi. Benim işime karışma hadi. Afiyet olsun. Arkadaşlar, size bir şey itiraf edeceğim. Söylüyorum ama bozulmaca yok. Hadi Allah aşkına söyle artık, hadi. Hadi söyle. Bora çocukken bana aşıktı. Nereden çıktı şimdi bu Meltemciğim? Ya ne olacak ki? İkimiz de çocuktuk sonuçta. Hiç unutmuyorum, bir gün plajdayız. İkimiz böyle kumdan kaleler falan yapıyoruz. Bir tane daha çocuk vardı ama adını hatırlayamadım şu anda. O da bana aşıktı. Herkes de sana aşık galiba o bölgedeki. Başka kız yoktu herhalde. Yokluktan ne yapsın erkekler? Erkekler böyle işte. Nefes alsın yeter. Hepsi böyle işte. Neyse, bu çocuk uzaktan bakıyor. Biz böyle Bora'yla kakara kikiri. Sonra çocuk geldi yanımıza, bir tane tekme attı kumdan kaleye. Sonra ben çok sinirlendim, çocuğun peşinden gittim. Çocuk da benden 2 yaş falan büyük. Yani çocuk beni bir itti, o üstüne düştüm. Diyor ya, kenarı. Ya ama Bora'yı görmeliydiniz, çocuğun üstüne bir uçtu, hala gözümün önünde. Gözün çıksın senin, inşallah gözün çıksın. Ya gerçekten Bora'nın dediği kadar varsın, mır mır ne diyorsun? Atlar Bora Bey. Üstüne sever. Ne? Çocuğun üstüne atlamışsınız ya. Evet. Evet, afiyet olsun. Meltem Hanım, Amerika'da ne kadar kaldım demiştiniz? Çok uzun yıllar, çok çok. Ne kadar uzun yıllar çok çok? Git gel yaptım tabii ama 6-7 yıl olmuştur. Ya genelde New York'taydım.
New York'taki gün batımı bir başkadır. Böyle çıldırtıcı. Vallahi Allah'ın güneşi aynı güneş burada da batıyor. Biz çıldırmıyoruz. Siz çıldırıyor musunuz? Ben hiç çıldırmıyorum. Ben çok sakin karşılıyorum mesela. Yani abartıyorsunuz yani. Saçmalık. Bunlar hep yabancılara özenmek. Özentisiniz siz. Özenti. Bu kadının her dediği bana batıyor. Sana mı bana mı? Sana mı bana mı? Bora sen de New York'ta okumuştun değil mi? Hı hı. Hı hı. Evet. New York'u bilmem Meltem Hanım ama yani Provence da gerçekten inanılmaz bir yerdir. Yani muhteşem bir gün batımı vardır orada. Fransız Rivierası'nı da tek geçerim gerçekten. Çok kıymetli yerler, inanılmaz yerlerdir. Rüzgar Bey. Efendim? Riviera bu bizim zeytinyağı Riviera mı? Ben onu biliyorum sadece siz. Riviera'da ya. Gittiniz mi oraya? Ne zaman gittiniz siz oraya? Ben 2 sene önce gittim. Evet. 2 sene önce? 2 sene önce gittim ben. Ne güzel. Kıza hava atacağım diye sallıyor. Sen nereden biliyorsun salladığını? Ya bu... Bunda Riviera tipi yok. Tabii bu sızma, süzme o tiplerden bu. Biz bir lavaboya mı gitsek? Evet gidelim. Müsaadenizle. Tabii tabii güzel geçsin. Gidin bir hava alın gelin. Meltem, hadi. Meltem sen gelir misin? Gelmezse sen ye, daha ye. Hadi gidin siz. Gidin bir rahatlayın, bir nefes alın. Tuvalet şurada, şuraya doğru gidelim. Şuradan şöyle, şöyle gittik biz. Ya size bir şey söyleyeceğim. Buyurun lütfen, lütfen buyurun. Ya tabii kadınca bir his ama... ...arkadaşlar benden çok hoşlanmadı galiba. Ha, yok yok olur mu öyle şey canım? Yok öyle bir şey merak etme. Ya özellikle Ada. Önceden senin asistanınmış. Asistanımdı önceden. Şimdi ne oldu da Tuğçe'nin asistanı? Biz bir kahve mi söylesek? Olur patron. Yemekler de bitmek üzere. Ondan sonra hemen kahve içeriz, rahatlarız ha. Hadi bir garsona seslen sana zahmet. 5 tane. Affedersiniz. Bakar mısınız lütfen? Ye sen de. Bitir. Yemeğini bitir. Böyle olur zaten. Hep böyle olur. Ne olur? Yazlıkta tanışırsın. Güzel güzel vakit geçirirsin. Kumsalda gitar çalarsın. Kesin Bora Bey çalmıştı. Kesin çalmıştı. Kesin çaldı. Sonra bu ya yazlığı satmışlardır ya Amerika'ya okumaya gidersin. Sonra bir de bir ayrılık olur. Yıllar sonra karşılaşırsın. Sonra? Bakışırsın, gülüşürsün, elleşirsin, finger dance'in derken sonra... Sonra? Sonrası... Bırak bir zaman! Tabii. Öğrenmeliyiz Tuğçe Hanım. Fan fini fini fan. Oldu mu, olmadı mı öğrenmeliyiz. Öğreneceğiz. İyi de nasıl öğreneceğiz? Benim aklımda var bir şey. Ay asıl ben şeyi anlatmadım, çok komik. Bora hatırlıyor musun karate maceramızı? Sen deyince aklıma geldi bak şimdi. Ne karatesi? Ya küçük bir spor salonu vardı, karate kursu. Bora da öyle şeylere çok meraklıydı. İşte oraya gitmeye başladı falan. Orada öğrendiği şeyleri benim üzerimde deniyordu. Kum torbası gibi olmuştum yani. Bak 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 hareketlere bak bak. Gereksiz gülüşler. Arkadaşlar, siz nereye kayboldunuz? Neredeydiniz acaba? Ay nerede kaldım? Ha şey, Bora beni bir fırlattı. Diyorum yapma Bora, canım yanıyor. Yok dinlemiyor, pozisyonlar üstümde deniyor. İlla yapacak. Ama sen de bayağı istekliydin, kabul et. Yani çok hırpaladım, eyvallah ama sen de istekliydin, kabul et. Aa tabii, istemem yan cebime koy. Aa ben neler tutuyorum şu an. Vallahi müthiştim Bora gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Tabii. Yaşayamazsın zaten. Yaşayamazsın Meltemciğim. Yaşayamazsın. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya? Ne anlatıyorsun sen? Bora Bey maşallah siz de gülerek eşlik ediyorsunuz bu. Bu nedir yani burada? Hanım, hanım, Meltem Hanım. Sizin meslekte ne gelişmiş ya? İçinde at koştur. Ada? Ne anladın sen? Yani sen bizim konuştuğumuzdan ne anladın?
Ben anlatayım sana bak ne olduğunu. Aa, anlatma. Ben küçükken karate kursuna gidiyordum. Sonra da Meltem'de öğrendiğim pozisyonları deniyordumu anlatıyor Meltem. Küçüklük. Küçüklük. Karate mi? Evet, karate. Siz dövüyordunuz yani. Oh, elinize sağlık. Ha, dövüyor muydum bilemeyeceğim artık. Erkek çocuklara hoşlandı, kızların saçını çekiyor falan. Yani onun gibi bir şey. Tabii, onun gibi bir şey. Onun gibi. Ben saçını başını bir olacağım. Az kaldı, az kaldı. Patron, patron biz bir dejavu mu yaşıyoruz bu iş? Öyle Fulya olayına dönmez değil mi? Aman Allah korusun, rüzgar ağzını hayır aç. Allah korusun, Allah korusun. Ama kadın kadının kurdu. Ne? Efendim? Ne dedin sen? Bir şey demedim ben ya. Bir şey dediniz Rüzgar Bey. Kadın kadının kurdudur dediniz. Yok canım. Yok, o lafın doğrusu şu. Kadın kadının yurdudur. Sen anlamazsın Rüzgar Beyciğim. Meltem, ne oldu? İyi misin sen? Sen bir üşüdün sanki. Aa, tabii ıslak saçlarla dışarı çıktın, üşüdün. Dedim ben sana evde dedim, burada dedim, hep dedim. Duş almak zorundaydım canım. Duş almak lazım zaten. Tabii şey, havalar çok sıcak ya. Duş almak lazım. Neden zorundaydın? Ne oldu, çok mu merak ettin? Aşırı terledim, oldu mu? Bora Bey, siz? Ne ben Ada? Siz de terlediniz mi? Sıcaklar etkiledi mi sizi de? Ne demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Yine erkeğin soruya soruyla cevap verdiği anlardan bir tanesindeyiz. Patron, ne oluyor? Anlasam, hiçbir fikrim yok Rüzgar. Hiçbir fikrim yok. Yavaş yavaş kalksak mı artık? Kahvelerimiz de bittiğine göre. Olur. Hadi bakalım. Ah, boynum. Ne oldu Meltem? Ay, kas katı kesildi. Hava kasmaktan kas katı kesildi. Tabii. Klimadan oldu galiba ya. Galiba. Klima, ya bak klima arkandan sana bir çarptı şimdi, doğru. Dedim gel buraya otur dedim sana. Dinlemedin ki, dinlemedi, hiç laf dinlemiyor. Hiç Tuğçe Hanımcığım, hiç laf dinlemiyor ya. Küçük çocuk gibi, ay. Şimdi hiçbir şey olmaz. Sen şimdi eve gidersin, sıcak bir duş alırsın. Bir ağrı kesici, bir kas gevşetici derken zımba gibi olursun. Hadi kalk, evine git, kalk. Yok, yok, yok. Meltem, sen bizimle geleceksin. Bizime derken? Bize, bizim eve. Bizim eve. Çok pardon, hesabı alabilir miyiz? Meltemciğim, canım sen iyi misin? Ay çok kötü, çok çok. Aman. İyi, iyi, iyi. Maşallah, yok yok, bir şey olmaz. İki vur bakayım şeyini. Hadi be kızım ya. Ha? Şükür. Şükür kanka. Kızın sonunda ya. Of. Kemeye tık, kemeye tık. Ağaç oldum valla. Of, nerede kaldı kızım ya? Gelmeseydin. Ben de bazen öyle diyorum Selim, biliyor musun kızım? Vallahi keşke buralara gelmeseydim diyorum. Keşke Bursa'da kalsaydım diyorum. Dizimi kırıp bornozumu evinde otursaydım diyorum ama işte. Kardeşim, beni ne anlatıyorsun sen ya? Meltem yok mu Meltem? Ha? Dün Bora Bey'in evinde yakaladım onu. Bornozuyla yakaladım. Oo, tabii. Ne diyorsun? Gittim ıslak saçlarla klimanın önünde oturttum. Boyun tutuldu. Oha kızım. Ay, yoksa aralarında bir şey mi oldu? Yok yok, olmamış olmamış, yok. Öyle bir şey yok. Ya kolay mı kızım Bora Bey'i öyle ayartmak? O kim ya? Sen kimsin Meltem? Sen kimsin? Kimse Meltem? Aa, öyle şey olmaz. Yok yok. Olmamıştır. Olur mu ya? Olmaz. Niye olsun ki? Öyle bir şey olmuş mudur kız? Olmaz zaten. İzin vermem ben. Kardeşim benim, sen madem bu kadar eminsin, neye böyle sinirleniyorsun? Meltem ajan. Meltem ajan kızım. Hem şirketi hem Bora Bey'i ele geçirmeye çalışıyor ama ben buna izin vermem. Ben herkese söylüyorum, o kimse beni dinlemiyor ki. Ben anlatamıyorum derdim ama anlatacağım. Anlatacağım derdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah. Ah. Ay benim canım masam. Canım masam benim. Canım, canımın bir parçası. Geç kavuştuk. Erken ayrıldık canım masam. Ama merak etme. Kavuştuk işte, buradayım ben. Ada, ne yapıyorsun? Masayı mı yapıyorsun sen? Bora Bey, temizlik yapıyordum.
masamın pisliklerinden arındırıyordum ben. Masayı öperek mi temizliyorsun? Yok. Yakından baktım. Kontrol ettim. Çiziği, çarığı var mı? Değerli masa bu Bora Bey. Pirinç bu, pirinç. Tamam, sormadım varsay, tamam mı? Hadi sen Tuğçe'nin yanına git. Patronunu yalnız bırakma. Bak ben bugün kendi başımın çaresine bakarım. Hadi. Gidemem. Ne demek gidemem? Gidemem Bora Bey, gidemem. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Bak masayı nasıl temizledin hakkındaysa konuşmak istemiyorum. Farkındaysan işim gücüm var. Çalışmam lazım. Çalışmaya çalışıyorum. İzin verirsen. Yok. Daha çok yıkanan bornozlar hakkında. İçine içine konuşma. Bin defa mı söyleyeceğim sana? İçine içine konuşmayacaksın. Açık açık konuş. Bora Bey. Meltem. Ne Meltem? Meltem Meltem diye tutturdun kaç gündür. Ne Meltem adı? 2 ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemişti ya. Hı. Hayır. 6 ay önce dönmüş. Bana ne? Ayrıca sana ne adı? Sana ne? Bora Bey. Meltem herkes yalan söyledi. Yani kafası karışmıştır, dili suçmuştur. Olamaz mı? Kapat konuyu, uzatma hadi. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir planı var. Neden bana inanmıyorsunuz? Neden? Neden sana inanmıyorum? Gerçekten çok güzel bir soru ama cevabı çok belli. Acaba neden sana inanmıyorum Ada? Bir düşün bakalım, bulacak mısın? Hadi bakalım. Meltem'de bir gariplik var. Var. Var Meltem'de bir garip. Ben de fark ettim var. Evet. Yer altından notlar gibi mekanlara gidiyor gizli gizli. Oralardan kek börek falan alıyor. Var, bir gariplik var bence de. Yani tamam, onda birazcık hata payım olmuş olabilir ama ben... Sen Meltem'i kıskanıyorsun Ada. Olan bu. Ben. Sen. Meltem'i kıskanıyorum. Evet. Aa, üstüme iyilik sal. Niye kıskan ki bu ya? Çünkü o çok sevdiğim ve sarılmalara doyamadığım masana artık Meltem oturuyor. Çünkü artık ben sana güvenmiyorum. Ve bu seni delirtiyor. Çünkü bu senin suçun. Çünkü sen bana yalan söyledin Ada. Bora Bey. Bora Bey, Bora Bey yok. İşim gücüm var. Bora Bey, Bora Bey yani. Bora Bey ben sizi düşünüyorum. Ben şirketinizi düşünüyorum. Gitti. Gitti. Allah. Ben nereye koymuş olabilirim acaba? İyi akşamlar. Boracığım. Gel oğlum, gel. Meltem, biraz konuşabilir miyiz? Hemen geliyorum. Bekliyorum. Gelebilirsem, ah. Ay ama dikkat et, yavaş çocuğum, yavaş. Ay, hay Allah. Maşallah da dedim yani bol bol. Maşallah, maşallah. Gel bakalım Meltem, gel. Ya hastayım diye işten kaytardığımı düşünme sakın. Evde de çalışmaya devam ettim. Hiç şüphem yok. Neden yaptın? Bora boynum tutulduğu için işe gelemedim. Yoksa şirketime ben... hangi sebeple girdiğini biliyorum Meltem. Gen yazının ajanı olduğunu biliyorum. Bora. Hah, efendim Meltemciğim. Üzerinde bir şey kalmış da. Ah, çok teşekkür ederim Meltemciğim. Çok sağ ol. Rica ederim. Günaydın. 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 Ya Meltem, bak istersen ben bugün işe gitmeyebilirim. Seninle kalabilirim. İster misin? Yok artık ya. Bora Bey, işe gitmemek ne demek? Ne yapacağız biz sizsiz oralarda? Ölmez öyle şey. Hadi gidelim. Hadi şirkete, hadi yürüyün. Ada, bize bir izin verir misin? Pardon, böldüm. Böldüm sizin şeyinizi. Ben sizi bir böleceğim. Bir böleceğim sizi. Az kaldı. Gerçekten gitmeyebilirim bak. İster misin? Yok yok, ben gerçekten çok iyiyim. Ha. Sen işine bak. Bu arada Adacığım. Hı. Bora sana emanet. Aldığın gibi geri getir. Canım, senin bir durun çişin yok mu senin? Sen niye abartıyorsun her şeyi bu kadar? Ada. Gidelim mi artık? Gidelim. Hadi Bora Bey. Bu arada bizim bugün çok işimiz var. Tamam mı? Sen benim arabaya gel. İki arabayla uğraşmayalım hadi. Aa, olur. Hadi. Meltemciğim. Mazottan kâr ettim. Çok dikkat et kendine. Görüşürüz. Tamam mı? Öpüyorum çok. Dikkat et kendine. Boynunu ovala arada. Bu evde niye böyle dolaşıyor? Terlik giysin ayağına. Arabaya bin. Topukluları çıkarsın. Bin şu arabaya da. Ada, bugün çok özel bir gün. Bugün Meltem'in doğum günü. Güzel bir restoranda bize yer ayırdı. Tamam mı? Olur. Olur.
Olur. Kaç kişilik? İki. Sadece iki. Ama bu çok fazla. Anlamadım. Bir şey demedim. Olur dedim. Ha, güzel. Beni dinle zaten. Bir şey deme. Çok konuşuyorsun. Bak. Güzel, manzaralı bir masa olsun, tamam mı? Senden rica ediyorum. Çok önemli bir gün çünkü bugün. Ayrıca çiçekçiyi ara. Meltem'in şirketteki masası için. O masa ne mi ya? Benim o masa. Masanın üstüne böyle şık duracak bir çiçek istiyorum, tamam mı? Ama asla yapay olmasın. Sahte olan şeylerden nefret ediyorum. Bilirsin. Böyle masanın üstüne şık duracak bir şey olsun. Ama sakın lavanta olmasın. Niye? Niye lavanta olmasın? Alerjisi var. Vah 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 vah. Vah vah. Kıyamam. Kıyamazsın. Kıyamam. Kıyar mıyım? Ara hemen çiçekçi. Gidince ararım. Ada yukarı geliyor. Paketi teslim et. Telefonum çalıyor. Efendim? Evet evet, ben sizi bütçe için aramıştım. O bütçe bize uygun değil. Evet değil. Hadi beni rahat bırakır mısın? Hadi içeriye gir. Size demedim. Yok. Dediğim gibi sizin bütçeniz bizimkine uygun değil. Elimizden geleni yaptık. Ada. Bu Borova'ya geldi de. Ne bu? Bilmiyorum. Sen götür işte. Ey bu ne ya? Hediyeler, şeyler. Ay, tıkır tıkır ses de geliyor. Ne ki bu acaba? Bu ne adam? Kolye, küpe, bileklik, her şey olabilir. Ya tamam da nereden çıktı yani? Bora Bey almış. Kime almış? Tahmin edin. Hadi bir tahmin edin ya. Ya tahmin etmek istemiyorum. Edin ama. Edin, ısrar ediyorum, edin. Tahmin edin. Meltem deme. Bakalım Meltem mi? Panomuza baktık. Evet, ajan Meltem. En popüler yanıtı buldunuz Tuğçe'nin. Tebrikler. Şak 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 şak. Bugün doğum günüymüş. Şık bir yerde rezervasyon yapmamı istedi Bora Bey. Şık. 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 Kaç kişilik? Cevap vermek istemiyorum ben. İki kişilik. İnanabiliyor musunuz Tuğçe Hanım? İki kişilik rezervasyon. Yeter mi? Yetmez. Yetsin artık. Yetmez. Yetsin, yetmez. Lütfen. Hayır. Bir de masasına çiçek yollayacakmışım. Tabii. O masaya. O güzide masaya. O güzeller güzeli masaya. Yani bir zamanlar benim olan masaya. Ama dipnot. Sakın lavanta olmasın. Alerjisi varmış dedim. Alerjisi varmış. Tabii ya. Ada ne oluyor? İyi misin? Yine adalık yapmaya başladın. Bakayım. Tuğçe Hanım. Hı. Siz bu bilgiyi lehimize kullanacakmış gibi bakıyorsunuz. Tabii. Öyle bakıyorsunuz siz. Bakayım. Vallahi öyle bakıyorsunuz. Billahi öyle bakıyorsunuz. Ben nerede görsem tanırım bu bakışı. Evet. Yani sen diyorsun ki... Ne? Lavantayla Meltem'in alerjisini coşturalım. Baş başa bir doğum günü yemeği yemesinler. Aa, yememişler, gidememişler olsun. Ay, şeytanın aklına gelmez. Ya sizin bu akıllına durgunluk veren zekanıza hayranım. Çek, çek. İyi alıştın ha. Hak ettik. Bir de bunu mu giyeceksin? Güzel kokalım. Harika oldu. Şöyle katlayalım seni lavantaların
kaçmadan. Harika bir hediye. Hediyemi alayım da. Allah. Hadi hediye bende. Unuttuğumuz başka bir şey yok değil mi? Benim için önemli konu biliyorsun. Yok yok, unutur muyuz hiç? Aman ha, aman her şey eksiksiz olsun. Doğum günü malum. Doğum günü. Happy birthday. Yoğurt mu sürsek acaba ha? Enişte İskender mi bu? Ne alaka? Yanağı iyi gelir. Ay yanık değil bu aslanım. Görmüyor musun besbelli alerji? Ay maazallah öldürüverir bir anda. Zafer, biz bu çocuğu doktora falan mı götürsek acaba? Olabilir, götürebiliriz tabii ki. Yok yok, hiç gerek yok. Doktorluk bir durum değil zaten. Doktorluk değil de imamlık bir durum gibi bu. Tövbe de. Tövbe. Herkese merhabalar. Merhaba oğlum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meltem. Canım, ne oldu sana? Bu ne haldir böyle? Meltem. Meltem, ne oldu? İyi misin? Ya sanki her yerim lavanta kokuyor gibi. Ya. Bir ter kokusuyla karışık lavanta alıyorum. Evet, evet. Ne oldu? Alerji mi oldun sen? Vallahi ben de anlamadım. Nereden bulaştıysa? Allah Allah. Nereden bulaştı acaba Tuğçe? Vah vah vah. Güzelim kız kırmızı kaleme dönmüş ya. Bunlar hep nazardan. Bunlar hep nazardan. Gerçekten seni bir okuyup üfleyeceğim ben. Tabii. Seni okuyup üfleyeceğim. Sözüm olsun. Bana hatırlat bir ara, tamam mı? Ne olacak şimdi? Allah gitti güzelin doğum günü yemeği ya. Tüh bak. Doğru. Bu halde hiçbir yere gidemeyiz. Size katılıyorum Bora Bey. Bu halde sokağa mı çıkılır? Rezillik tipe bak. Partiyi burada yapıyoruz. Nasıl yani? Öyle yani. Bu akşam bu parti yapılacak. Bora Bey. Bora Bey, konuşmamız lazım. Bora Bey, Meltem kötü niyetli biri. Beni dikkate almak zorundasınız. Beni dinlemeniz lazım. Yeter ama gerçekten. Bora Bey. Bora Bey. Bora Bey, bir şey söylemeyecek misiniz? O kız melek yüzlü şeytan diyorum. Ajan o kız, ajan. Biliyorum. Biliyor musunuz? Nasıl ya? Neden olmadığını söylediniz o zaman? Yok çocukluk arkadaşım, yok yazlık aşkım. O çok dürüst, o yapmaz, o güvenilir. Onlar neydi? Sus Ada. Yerlere göklere sığdıramadınız Meltem'i. Masayı odaya taşımalar, her fikrine bayılmalar, onaylamalar. Elin ajanını tepemize çıkarttınız be. Susacak mısın? Susmayacağım Bora Bey. Ben şimdiye kadar çok sustum. Siz o ajan yüzünden bana söylemediğinizi bırakmadınız. Şimdi konuşma sırası bende. Ben konuşacağım. Beni susturamazsınız. Sustururum. Susturamazsınız Bora Bey. Sustururum. Susturamazsınız. Ada. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Daldın gittin. Meltem diyordun. Melek yüzü şeytan diyordun. Ne oldu? Niye sustun? Daha orada mıyız biz ya? Evet, biz hala oradayız. Biz Meltem konusundan bir türlü kurtulamadık ki. Kurtulamadık. Kurtulamadık. Evet, çünkü siz bana inanmıyorsunuz Bora Bey. İnanmıyorsunuz siz bana ya. O kız tehlikeli. O kız size zarar verecek. Ada. Ben kendimi ve şirketimi kurtarabilecek akıl ve mantığa sahibim, merak etme. Ayrıca sen benim bazı şeyleri göremediğimi zannediyorsun ya. Ben her şeyi görüyorum. Rahat ol. Ayrıca ben sana niye inanayım ki? Ha? Ben sana niye inanacakmışım? Yine aynı yere nasıl geldik Bora Bey? Biz hiç buradan ayrılmadık ki Ada. Biz hep aynı yerdeydik. Ne yazık ki. Doğru.
Doğru, evet. Çünkü ben sizin gözünüzde bir yalancının tekiyim, doğru. Bana inanmıyorsunuz ve inanmadığınız için çok pişman olacaksınız Bora Bey. Göreceksiniz siz. Ne oluyor? Bir şey yok. Ne oluyor? Bir şey yok. Ada. Garip. Merak etmeyeceğim. Zaten hep böyle. Neler olacak bu? Ya işte güzel bir parti bekliyorum ben. Aa, ne işiniz var sizin burada? Ha şey, Bora çağırdı. Meltem'in doğum günüymüş. Nerede o? Bora nerede? Bilmiyorum, yukarıdadır. Ha yukarıda. İyi, ben o zaman bu indiğim merdiveni tekrar çıkayım şimdi. Hadi bakalım. Kankaların gülüyor. Ne yapıyorsun? Kızım görüyor musun? Adam bayağı bayağı şirketine sızan ajana doğum günü partisi yapıyor. Beni dinlemedi bile. İnandıramadım ajan olduğuna. Ah ah. Bir de gidip mankenlik yaptım onun için. Kanka bir dur bakalım. Belki aklında başka bir şey vardır onun. Ne gibi bir şey? Ne bileyim. Belki başka bir şey düşünüyordur. Ha? Evet evet. Ne düşündüğü belli. Ajan seviyor adam. Ay, saçmalama. Fantezi kız. Bayağı fantezi. Hediye aldı ona. Kesin mücevher at. Ada, bir gelsene sen benimle. Yok Tuğçe Hanım, yok. Bir yere gelmem ben. Koy verin gitsin artık, bitti. Nereye koy vereyim gitsin ya? Meltem'in kazanmasına izin mi vereceğiz? Tuğçe Hanım, zaten kaybettik. Görmüyor musunuz? Parti var şu an. Birazdan parti başlıyor. Gideyim de hazırlanayım. Kaybetmiş olabiliriz. Ama onurumuzu da kaybedelim. Aralarından sus sızmaya biraz arayıp pik 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 konuşuyorlar. Ben dedim size. Yani resmen kızın doğum günü için Bora Bey evde özel hazırlık yaptı. Daha ne olsun Zafer Bey? Durun canım. Öyle kendimizi karartmayalım hemen. Henüz hiçbir şey belli değil. Yok yok, her şey belli ortada. Ben zaten o Meltem'i gördüğümde Bora Bey'e kancayı takacağını anlamıştım. Hissederim ben çünkü. Pis hain. Aslan. Ha. Ne diyorsun, ne haini? Yok öyle hain hain bakıyordu da ondan öyle dedim canım benim. Ben öyle şey der miyim nane şekerim, Allah Allah. Bora sonunda doğru yolu buldu. Buldu buldu. Şükür. Bu malumun ilanı resmen Belma Hanımcığım. Yani birazdan el ele tutuşurlarsa hiç şaşırmayın bence. Ay, hadi inşallah. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Rüzgar. Rüzgar, senin ne işin var burada? Bora çağırdı geldim. Ya mahsurum var? Sürekli dibimde olmanın bir mahsuru var, evet. Tuğçe yeter. Bak gerçekten yeter. Bendeki de sabır artık. Yeter. Tamam. Ne okay. Bu tavırlar falan ya? Allah Allah. Aa! Vallahi Rüzgar Bey de gelmiş. Rüzgar Bey siz nereden çıktınız ya? Siz de mi davetliydiniz Rüzgar Bey? Ben size bir şey soracağım. Ben bu ara fotoğrafçılığa çok merak saldım. Her yeri fotoğrafını çekmek istiyorum ama aklımda birkaç takılan böyle birkaç soru var. Beni bir aydın. Tuğçe Hanım, birkaç soru sorsam sizin için bir mahsuru yok değil mi? Buyurun lütfen. Tepe kullanabilirsiniz. Gel bakayım. Yasemin teyze bir iş karıştırıyor. Ne iş karıştıracak sen? Bana bak, ister misin sana ben böyle bir tavsiye vereyim, sana yardım edeyim adayı ikna etme konusunda, ha? İster misin? Hangi konuda? Hangi konuda olacak? İlk konusunda tabii ki, hangi konuda olacak? Ben diyorum ki bir büyüğünüz olarak sizin elinizden tutsam, size yol göstersem, adayı evlilik konusunda ikna etsem diyorum ben. Yasemin ablacığım. Bu arada abla diyebilirim değil mi? Ay. Sıkıntı yok. Ben ne kadar minnettar kalırım anlatamam. Gerçekten mi? Gerçekten. İşte o zoom lensler konusunda bir aydınlanma yaşadım ben şu an. Evet evet, onlar böyle... Önemli fotoğraf çıktı. Yer misin? Yeme. Yok, yemem.
Ne olurdu bana inansaydınız? Ne kaybederdiniz ki? Bir kere ya. Sadece bir kere haklı olabilirsin Ada deseydiniz. Şimdi sadece siz mi kaybettiniz? Aa, pasta da geldi. Geldi, gel hayatım, gel. Tatlım, geç geç. Canım. Evet. Herkes beni dinleyebilir mi? Abi. Anneciğim, babacığım, sevgili dostlarımız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beni ve Meltem'i yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Ay hadi inşallah. Ya, yeah, ya. Yeah. Meltem hayatıma, yani hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı. İyi ki de yaptı. Evet. Ah, gül gibi çocuk gitti, gül gibi çocuk gitti, görüyor musun? Benim hayatta önem verdiğim tek şey dürüstlük. Bunu beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Meltem sağ olsun, şirketimize geldiği günden beri bana çok dürüst davrandı. Evet. Meltemciğim, bu hediyem sana. Biliyorsun ki bizim işimiz yazmak. Eğer sen de istersen, arzu edersen, senin de yazmanı isterim. Bu kalem sana. Eski tecrübelerinle şirketimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kadarı da fazla ama yani. Bence de. Benim kalemim o. Umarım dolma kalemini beğenmişsindir Meltem. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Müsaade eder misiniz? Ne için müsaade edeceğim Ada? Bir edin. Buyur. Ne oluyor ya Meltem? Ver o kalemi. Gel canım, gel canım, ne gel canım, ya? Gel canım sen. Ada. Gel canım sen. Ada. Sen gel canım sen. Ada. Sen. Ada. Ne yapıyorsun? Fırlaşma, oynaşma, vururum suratına. Ay! Ay. Bakın, boya. Boya mı? Bak, boya. Bakın. Boya. Bunun alerjisi boya. Cin göz, cin göz maşallah. Bu o kadar yalancı ki. Aynı zamanda ajan. Ajan mı? Aa. Bu kızın Amerika'ya gittiği de döndüğü de yalan. Bora. Yalan. Yalan. Yalanmış. Yalan. Yalan. Bora Bey. Bora Bey demiştim size işte. Ajan bu kız bana. İnanmadınız siz gördünüz. Gördünüz. Sen var ya sen. Ada. Sana tüküreyim Ada. Ya sana. Ada tamam yeter. Yeter. Tamam, yeter. Ben adayı bir almıyor dayı. Yeter. Tamam yeter. Biliyorum. Meltem'in ajan olduğunu biliyorum. Ne? Evet dedim ya da. Peki neden gitmesine izin verdiniz? Gitmesine izin verdim. Çünkü onu affetmem için makul sebepleri vardır diyelim. Neymiş onlar? Bora, gerçekten anlattığım gibi babam çok hasta ve 750 bin lira gerekiyor. Meltem, kendine daha iyi bir alan mı bulsun acaba? Ha? Ne yapıyorsun sen? Babacığım, nasılsın? Ağrım var ama iyiyim kızım. Parayı bulabildin mi? Ne yaptın? Para tamam. Para tamam amcacığım. Hatırladın mı beni? Yazlıktan Bora ben. Yazlıktaki Zafer amcanın oğlu var ya baba. Tamam baba, sen dinlen. Ben seni arayacağım. Tamam kızım. Sahiden verecek misin?
Vereceğim tabii. Vereceğim. Son bir şey daha isteyebilir miyim senden? Hakkım yok biliyorum ama... kimseye söylemesen olur mu? İzin ver, o da bana kalsın. Peki, peki, tamam, tamam. Sizde kalsın o. Ama benim size bir sorum var. Siz her şeyi madem biliyordunuz, bunca tatavaya ne gerek vardı? Meltem'e bir şey mi anlatmaya çalıştınız? Neydi o? Konu Meltem değildi Ada. Hiçbir zaman da Meltem olmadı. Kimdi peki? Sendin Ada. Konu sadece sendin. Ben mi? Evet, sen. Nasıl yani? Bir kere yalan söyledin mi? Bir daha sana kimse inanmaz. Siz bunu göstermek için mi yaptınız bunca şeyi? Evet. Hayır Bora Bey. Siz bana doğru söylemenin kıymetini göstermeye çalışmadınız. Siz benden intikam aldınız. Ben size üniversite mezunuyum diyerek bir yalan söyledim, evet. Bunun pişmanlığını yaşadım, hala daha yaşıyorum ama siz... şirketinizi batırmaya gelen birini, bir suçluyu neredeyse güle oynaya uğurluyorsunuz. Beni de yerden yere vuruyorsunuz. Neden? Ne yaptım ben size? Daha ne yapalım bekliyorsunuz benden? Pişman olmama mı? Oldum. Özür dilememi istiyorsa diledim. Ayaklarınıza mı kapanayım? Ada, bu kalem Meltem'in değil, tamam mı? Bu kalem başka kimsenin değil. Anladın mı? Bu kalem senin, Ada. Size yalan söylediği için güvenmediğiniz birine, haklı olduğunu anladığınız halde kılınızı kıpırdatmadığınız birine kaleminizi vermeyin Bora Bey. Çünkü ya mürekkebinizi kurutur ya da umudunuzu. Siz bana kalem vermediniz Bora Bey. Siz benim kalemimi kırdınız. Kırdığınız sadece kalem mi? Onu da bilemiyorum. Ada! Ben kendim bilinmeyen bir kalemim vardı. Sizin verdiğiniz kalem kadar değerli olmayabilir ama vardı. Ben yazı yazmaya sizin kaleminizle başlamadım Bora Bey. O yüzden devam etmek için sizin kaleminize ihtiyacım yok. Ada! Ada!